Efendim iyi akşamlar, Haber Vadisi'ne hoş geldiniz. Takvim yaprakları 14 Nisan 2021'i gösteriyor. Günlerden Çarşamba ve Haber Vadisi'nde her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyiz. Ertuğrul Sevim ve İsmail Akar'la birlikte önümüzdeki yaklaşık 2,5 saat boyunca Türkiye ve dünya gündemine dair ne varsa sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Malum Türkiye'nin yeni gündem maddesi kısmi kapanma. Pandemi süreci nasıl ilerliyor? Bu kapanmalar neyi getirecek? Bir 14 günlük kapanmadan bahsediliyor. Bunun sonunda bir tam kapanma olur mu? İkinci haftalık periyottan sonra. Bunların hepsini konuşacağız. Siyasi partilere de bakacağız. Grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İyi Parti'de, Milliyetçi Hareket Partisi'nde dün ve bugün. Hatta o grup toplantılarındaki konuşmaları da yine sizlerle birlikte paylaşacağız ve tabii ki üzerine yorumlarımızı da ekleyeceğiz. Bir taraftan 128 milyar dolar nerede tartışması var? Cumhuriyet Halk Partisi tarafından gündeme getirilen yeni bir tartışma konusu bu. Bununla da ilgili de konuşacağız. Üreticilerin elinde kalan patatesler, soğanlar vardı. Hükümet bunları aldı ve ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor. Bunlarla ilgili de yine konuşacaklarımız var. Bir taraftan da Karadeniz'de de sular ısınmaya başladı. Rusya ile Ukrayna arasında bir gerginlik var bir taraftan ve bu konuya da Amerika Birleşik Devletleri de müdahil olmuş durumda. Rusya ile Ukrayna arasında bir savaş çıkar mı? Amerika bu işin içine girerse bir 3. Dünya Savaşı'na gider mi bu iş? Bunların ayrıntılarında konuşacağız efendim. Ayrıca bir de konuğumuz olacak önümüzdeki dakikalarda. Yine pandemi süreciyle ilgili Afyonkarahisar Salgın Denetim Merkezi'nin başkanı konuğumuz olacak Gülsün Ateş Doğan önümüzdeki dakikalarda. Onun da en azından Afyonkarahisar özelinde kıymetli yorumlarını alacağız, sizlerle paylaşacağız. Sabah saatlerinde de iki soru yöneltmiştik sosyal medya hesabımızdan. Eğer o sorular hazırsa, arkadaşlarımız da ekrana verebilirlerse sevgili yönetmenimiz, iki soru sormuştuk. Kısmi kısıtlamalar 14 gün içinde vaka sayılarını azaltacağını düşünüyor musunuz dedik. Evet, vakalar artar, azalır ve vaka sayıları aynı kalır. 3 şık sunduk sizlere. Anketimiz devam ediyor. Bir yarım saat sonra da bitecek ve az önce bahsettiğimiz konu başlığı, Karadeniz'de Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte olası bir savaş tehlikesi görüyor musunuz dedik. Rus-Ukrayna savaşı çıkar, Amerika olaya müdahale eder ve savaş çıkmaz seçenekleri, 3 seçenek var. Birazdan da bu anketimizin sonuçlarını da sizlerle paylaşmış olacağız. Evet, uzunca bir giriş yaptık. Ertuğrul Sevim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İsmail Akar, siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Ertuğrul Sevim'e bir başınız sağ olsun demek istiyorum tekrar. Geçtiğimiz hafta annenizi, kıymetli annenizi kaybettiniz. O nedenle de programa gelememiştiniz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun diyelim. Önce pandemiyle başlayalım diyorum. Malum sıcak gündem. Dün de yeni bir aşamaya geçildi. Kısmi kapanma, yani herkes tam kapanma bekliyordu aslında. Tabii tam kapanmanın da ne olduğunu bilmeyen bir milletiz. Tam kapanırsak ne olacak, kısmi kapanırsak ne olacak veya farklı yeni bir şeyler olur mu diye beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu açıkladı. Bir 14 günlük süre. Neler söylemek gerekir? Buradan başlayalım isterseniz. Ertuğrul Sevim, sizden başlayalım. Öncelikle bugünkü rakamları verelim isterseniz. Bugün 62.797, 63.000 vaka sayımız var ve hasta sayımız 2.800, vefat sayımız 280. Bu çok büyük bir rakam dünyada. Gidişat tam kapanmayı gösteriyor gibi sanki, değil mi? Evet, gidişat tam kapanma, bu vaka sayılarının azaltılması için gerekenin yapılmasını gösteriyor. Türkiye bunu Ramazan ayında çözmeyi planlıyor. Ramazan'da iki bölüm halinde ilk 14 gün kısmi kapanmayla vaka sayılarının kontrol edilmesi, ikinci 14 gün ve bayramı da içerisine alınarak
biraz daha sıkılaştırarak bayramda mobilizasyonun, yani bayramlaşmanın, şehirler arası ziyaretlerin de tamamen engellenerek bayramda da vakaların bayram sonu itibariyle işte 5000'li rakamlara düşürülmesi hedefleniyor. Hı hı. Tabii bu süreçte birçok şey hedefleniyor. Fakat insanlar buralarda, devletler plan yaparken meşhur bir laf vardır ya, kul hesap yaparken kader ona gülermiş. Devletler burada hesap yaparken virüs de onlara gülüyor. Çünkü virüste çok daha değişik argümanlar var. Bir mutasyon, bir varyant çıkartıyor. Ve sizin yaptığınız bütün hesaplar, toplumların yaptığı bütün hesapları uymuyor. Mesela aşıyı hesap ediyorsunuz. Aşıyla beraber artık toplumsal bağışıklığa geçeceğinizi düşünüyorsunuz. Fakat bir, aşı üretilemiyor. İki, aşı... Verilen sözler tutulmuyor. Yani tutulamıyor. Çünkü dünyada aşı konusunda büyük bir kriz var başından beri. Dünya Sağlık Örgütü de buna bir el koyamadı. Burada Uğur Şahin de milyarderler listesine girmiş bu arada. Tabii girsin, yani burada bir onun girip girmemesi mesele değil. O daha çok milyarder olsun ama dünyada da aşı dağıtılabilsin. Yani bugün Uğur Şahin'in, BioNTech'in, işte Sinovac'ın, Çin hükümetinin, Rusya'nın elindeki olan formüller, işte Amerika'daki Johnson'un, diğer Moderna'nın elindeki formüller dünyayı da paylaşılsa birçok yerde aşı üretimi daha çok olabilir. Fakat bu firmalar bir türlü bu aşı formüllerini vermiyorlar. Yani meşhur Coca-Cola'nın formülü gibi bunu saklıyorlar. Diğer devletlerin de bunu üretmesi ve aynı anda birçok aşı ampulünün dünyaya dağıtılması gerekiyor. Fakat hiçbir şekilde bunları ne organize eden bir ortada güç var, ne de bunları isteyenler var. Büyük devletler, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, İsrail yeteri miktarda aşıyı almış ve vatandaşlarına aşı yapıyor. Avrupa birçok şeyde olduğu gibi bunda da çuvalladı. Avrupa'nın böyle bir nizamı, düzeni, baskısı yok. Hı hı. Avrupa'da aşı üretiliyor fakat Avrupa'da bulunamıyor. Bulunsa da aşıyı yaptıramıyorlar. Öyle bir hegemonik güçleri de yok. Biz de burada aşı konusunda diğer ülkelere göre biraz daha iyi olduğumuzu düşünsek de toplumun %10'unu aşı yapabildik. %10'unu da hastalığı geçirdiğini düşünürsek aslında iyi başlamıştı da sonradan değil mi? Böyle biraz duraksadı artık yani aşı olmayınca. Bir de şu var, yani aşıya da çok güvenmemek lazım. Yani bu özellikle Çin aşısının yaşlılardaki koruma oranı öyle iddia edildiği gibi değil. Yani ben bunu kendi... Tuğsev, orada bir virgül koyalım da Gülsün hocamız hazırmış. İsterseniz ona bir gidelim. Evet. En yetkili ağız kendisi. Gülsün Ateş Doğan, il salgın merkezinin başkanı, bir taraftan da 112'nin başhekimi. Kıymetli hocam, iyi akşamlar diliyoruz. Hoş geldiniz Haber Vadisi'ne. İyi akşamlar, merhaba. Merhabalar. Sizi ana haber bülteninde konuk ettik ama tabii ki gündemimiz malum pandemi süreci ve kısmi kapanma. Siz de o salgın merkezinin başındaki isimsiniz. Neler yapıyorsunuz? Önce oradan başlayalım isterseniz. Kıymetli yorumcularımızın da sorular olursa cevaplamanızı da isteriz tabii ki. Yine kıymetli yorumlarınızı dinlemek isteriz. Neler yapıyorsunuz? Afyonkarahisar'da çalışmalar nasıl gidiyor? Ve ayrıca bu kısmi kapanma ne anlama geliyor? Şimdi biz Afyonkarahisar Valiliğine bağlı İl Salgın Denetim Merkezi olarak görev yapıyoruz. Vali Bey'e bağlıyız. Vali Bey'in emrinde çalışıyoruz, denetimler yapıyoruz. Sayın Valimize ve Vali Yardımcılarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bizi gerçekten çok destekliyorlar, motive ediyorlar. Onlara da çok teşekkür etmek istiyorum. İl bazında ortalama 3000'e yakın personelle çalışıyoruz. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Yani az kişi değil, gerçekten çok kişi çalışıyor, çok kişi uğraşıyor. Yaklaşık 1400 ekibimiz var. 1400 ekiple çalışıyoruz. Ve her gün çalışıyoruz, sürekli çalışıyoruz, 7-24 çalışıyoruz.
Bu ekiplerin içerisine tabii ki emniyet güçlerimiz, jandarma da dahil. Ve bu şekilde sokaklarda, iş yerlerinde, ev izolasyonlarında, ana haberlerde de söylediğim gibi izolasyona tabi kişilerin evlerinde ziyaret ederek, daha doğrusu evlerin içine girmiyoruz ancak kapılarına giderek onları denetliyoruz veya onlara daha doğrusu nasıl olduklarını soruyoruz, bir ihtiyaçları olup olmadığını soruyoruz. Şimdi bunlar hassas noktalar tabii ki. Şimdi insanların burada neredeyse hani bir yerde denetlenmek gerçekten çok zor bir şey. Yani bir yerde hakikaten insanların özel hayatına da girmeye başlıyorsunuz. İşte dışarı çıkmayın diyorsunuz. Özgürlüklerini kısıtlıyorsunuz. Ancak öyle bir dönemdeyiz ki, pandemi dönemindeyiz ki bunu yapmak zorundayız. Bunları onların iyiliği için yapmak zorundayız. Bizim iyiliğimiz için yapmak zorundayız. Hepimizin mutlaka ailesi, çevresi, çoluğu, çocuğu var. Bundan dolayı gerçekten devletimiz canla başla, dediğim gibi yani sayıları özellikle söylüyorum ki öyle 3-5 kişi denetlemiyor, 3-5 kişi çalışmıyor. 3000 kişi Yani gerçekten rakamından çok büyük bahsediyorsunuz. bir... Az bir rakam değil yani. Bir kasaba nüfusu, Evet, bir ciddi bir ilçe nüfusu rakam. kadar. Evet, şöyle bakarsanız mesela geçen aylarda, geçen ay dinamik denetimler yaptık. İşte tematik denetimler yaptık. İşte özellikle böyle bir hafta bir gün boyunca sadece lokantalar, restoranlar, bir gün boyunca sadece oteller, bir gün boyunca sadece işte kurumlar, iş yerleri vesaire. Bu şekilde ciddi dinamik denetimler yaptık. O denetimlerde denetimlerimizi çoğalttık. Denetimlerde çok fazla uyarılar yaptık. Aslında biz ilk zamanlarda denetimlerimizde çok daha iyimser davrandık. İnsanlara daha çok eğitici davranmaya çalıştık. Öncelikle işte neden maske takmaları gerektiğini, neden hijyene dikkat etmeleri gerektiğini anlattık. Zaten pandeminin başında hatırlıyorsanız herkes kapıya gelen kargoyu dahil önce bir silip temizliyordu. Bir balkonda birkaç Kolonyayla dakika dezenfekte bekletiyordu. ediyordu. Aynen doğru. Herkes eve girer girmez bir üstünü hemen çıkartıyordu, hemen bir ellerini yıkıyordu. Bu hassasiyetlerimizi maalesef kaybettik. Kaybettik. Belki bir bıkkınlık diyebilirsiniz, belki yorulduk, belki artık alıştık, belki de farklı psikolojilere büründük ama ilk günkü gibi devam etmemiz gerekiyor ve bunun için çalışmamız gerekiyor. Bugün Sayın Valimiz yine talimat verdi. Dedi, Gülsün Hanım dedi, denetleyin, daha fazla yardımcı olun. Hani denetleyip işte sıkıştırmak değil. Bizim amacımız denetleyip uyarmak ve lütfen dikkat edin demek. Yani biz bir yerde hani böyle bir koruyucu melekler gibi bizim ekiplerimiz birazcık şöyle halkın içinde böyle yapıcı anlamda konuşmaya çalışıyorlar. Yani vatandaşlarımızla zaman zaman tabii ki karşı karşıya gelebiliyoruz. Ama bu onların sağlığı ve iyiliği için hani maske takmıyor. Mesela uyarıyoruz diyoruz işte bak maskeni tak. Bununla ciddi anlamda insanlara zarar veriyorsun diyoruz. Hayır ben takmak istemiyorum dediği anda kendinden ziyade çevresindekilere de zarar verdiği için illaki bir ceza yaptırımı olacak. Dolayısıyla Muhakkak. orada bir suç işliyor. Yani bir kurala uymamış oluyor ve toplum halkın sağlığını tehdit ediyor. Bunun için de tabii ki bir müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bu Peki şekilde bu çalışmalarımızı yapıyoruz yani. 14 günlük süre hem Afyonkarahisar hem de Türkiye için yeterli mi? Ve bir de biz anket çalışması yaptık. Yani vakalar azalır mı veya yerinde mi sayar? Nasıl buluyorsunuz? Ve bundan sonraki yani özellikle bu 14 günlük kısmi kapanma sürecindeki çalışmalarınız hangi şekilde seyredecek? Şöyle, şimdi Ramazan ayında olduğumuz için aslında çok avantajlı bir dönemdeyiz. İnsanların bir kısmı yani evde kalabilen ya da işte çalışmak zorunda olmayan veya esnek çalışmaya tabi olan kişiler evlerinde zaten oruçluyken dinlenmeyi daha çok tercih ediyorlar. Dolayısıyla çok fazla bir dışarı çıkma isteği olmayabiliyor gündüz vakti. Akşam saat 7'den sonra da zaten sokağa çıkma yasağı var. Yine orada da bir dikkat edilecek ister istemez.
çıkılamayacak yani izinsiz veya işte mazeretsiz. Dolayısıyla ben 2 hafta içerisinde düşüşün olabileceğini düşünüyorum. Lakin orada bir parantez açıyoruz herhalde. Lakin dediniz. Sokağa çıkma yasağından önce ben şimdi bir gideyim, bir işte annemlerle, eltimlerle, işte kardeşlerimle bir oturayım, iftar yapayım. Sonra otururuz, sahuru da yaparız. Ondan sonra sabah gideriz hepimiz evlerimize. Herkes farklı yerlerle temasta, herkes farklı yerlerde çalışıyor. Dolayısıyla bunu ailenize taşımış olacaksınız. Yani bu hastalığı o masum iftar yemeğinde, sahurda o ailenize taşımış olacaksınız. Dolayısıyla ailesini seven, zarar vermek istemeyen bunlardan uzak durur. Zaten genelgelerde de bunlar hep yazılı. Toplu iftarlarda, teravih namazlarında vesaire bir araya gelmeyiniz diye yazıyor zaten. O yüzden biz de bu kurallara uymamız gerekiyor. Yani geleneksel yıllardır yaptığımız iftarlar, teravihleri neden yasaklansın ki? Evet. Bizlerin sağlığı ve iyiliği için yasaklanıyor. İnsanlarımızın bunu anlamaları gerekiyor. Yani evet, bıkkınlık var, aman bir şey olmaz, aman ben geçirdim, ha bir de o var. Aman ben geçirdim, artık bir şey olmaz, ben aşı oldum, bir şey olmaz. Evet, aşı olan da tekrar korona oldu, geçiren de tekrar korona oldu. O yüzden lütfen çok dikkat etmemiz gerekiyor. Artı mutasyonlarımız da var artık, biliyorsunuz. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı hocamıza? İsmail Akar. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi notlarıma baktığımda 3000'e yakın personelle 1400 ekiple 7/24 hakikaten zorlu bir görevi ifa ediyorsunuz. İşin ilginci de şu, denetimi birçok insan sevmez. Kurumlar da fazla sevmez. Çünkü siz bir eksikliği, bir hatayı, bir yanlışı tespit eden bir görevin üstlenmiş pozisyonundasınız. Şimdi iki sorum olacak. Böyle enteresan bir olayla karşılaştınız mı? Yani çünkü yani Afyon'da hizmet ediyorsunuz bildiğim kadarıyla. Kurumları denetliyorsunuz, kişileri denetliyorsunuz. Yani hani temaslı olup evde oturması gereken birisinin dışarıda başka bir işte meşgul olması gibi böyle ilginç bir örneğimiz var mı? İkinci sorum da şu, sürekli riskli bir görev olduğundan dolayı bu ekibinizin içerisinde virüse yakalanan var mı? Kaybettiğimiz sağlıkçımız var mı? Neler söylemek istersiniz? Evet, çok güzel sorular. Teşekkür ediyorum öncelikle. Çok şükür içimizde herhangi bir kaybımız olmadı. Çok şükür hastalananımız da çok olmadı. Ekibimizde İl Salgın Denetim Merkezi'nde sadece sağlıkçılar değil, farklı kurumlardan gelen insanlar çalışıyor. Evet. Mesela bizde imamlar var. Cami imamları çalışıyor bizimle birlikte örneğin. Öğretmenler çalışıyor. Memurlar çalışıyor. Normal masa başı oturan memurlar çalışıyor. Farklı görevler yapan. Onun haricinde işte devlet su işleri diyeyim artık, işte gençlik spor merkezinden, hastanelerden gelen pek çok personel var bizde. Tabii kolluk kuvveti zaten var, zabıta var. Çok farklı kurumlardan, çok farklı mesleği olan kişiler var bizde. Dolayısıyla tabii ki maalesef şu ana kadar sağlıkçılar kolluk kuvvetine aşı yapıldı. Ancak size taze bir şey söyleyeyim. Hatta personelim bile bilmiyor. Şuradan duyurmak istiyorum. Buradan lütfen duyurayım ben onu hatta onlara. İl Salgın Denetim Merkezi de yine sağlıkçılar gibi belki, polis ve jandarma gibi sürekli sahadalar, sürekli insanlarla karşı karşıyalar, izolasyonda olanlarla karşı karşıyalar. Onlara da İçişleri Bakanlığımız aşı yapmak için bize listeler gönderdi. İsim bilgilerini, kimlik bilgilerini gönderip onlar için de aşı gönderilecek. Aşı önceliği tanınıyor sizlere de. Aşı önceliği de tanınacak. Çünkü gerçekten bazen yeri geliyor, gerçekten çok yakın temas kurmak zorunda kalıyorlar. İlginç bir olay olarak da şöyle anlatayım. Çok biraz üzücü bir olay. Üzüldüm geçen başımıza geldi. Yani genç örnek teşkil etmesi anlamında, yani bizi izleyen insanlara da
bir mesaj vermek anlamında Gülsüm Hocam. Onun için tabii sordum ben. Buyurun. Tabii. Yok, tabii bunlar çok önemli. Çünkü herkes kendini, hani herkes benim gibi zannetmesin. İnanın o kadar mağdur insanlar var ki. Bir tane çocuk gördük yolda. Çocuk dediğim 20 yaşında. Hani daha çocuk sayılır, küçük. Biraz hafif de hani saf dediğimiz, böyle çok da tam kafası böyle herkes gibi olmayan, birazcık retarde dediğimiz bir tip. Bir ihbar geldi. Çocuk buralarda dolanıyor, işte sokağa çıkma yasağı vesaire. Neyse, ekibimiz gitti. Pozitif olduğunu tespit etti. Sen niye geziyorsun yollarda? Ailem beni eve almıyor dedi. 20 yaşında bir genç. Yani çok da normal şartlarda yaşayan bir çocuk değil, belli üzerinden, giyiminden. Biraz da rahatsız, hasta. Baktık, ailesiyle de görüştük. Evet, ailesi dedi ki ya bizim evde yaşlı var. Babasıyla yaşıyormuş, bir de yaşlı bir babaanneleri varmış zannedersem. Bizim evde yaşlı var, gelmesin. Pozitifken bizimle durmasın dediler. O kadar üzüldük ki. Gence ambulans geldi. Onun bütün sağlık kontrollerini ambulans içerisinde yaptı. Sağlıklı olduğunu fark edince biz de onu Sayın Valimizin işte talimatıyla KYK yurduna aldık. Oraya böyle düşkün veya işte izolasyonda olup gideceği yeri olmayan, mesela afyonlu olmayan ya da yoldan geçerken olan veya izolasyon ihlali yapmış, ceza almış kişileri oraya alıyoruz. Yani ceza derken hani işlem yapılmış, tutanak tutulmuş kişileri biz oraya izolasyona alıyoruz. Çünkü izolasyon ihlali yapıyorlar, gözümüzün önünde dursun diye. Bu çocuğumuzu da aldık oraya bir izolasyonda. Sıcak yemeği var. 3 öğün yemek alıyor şu anda. Yemeği veriliyor ücretsiz bir şekilde. Çocuk şu an güvende, sıcacık bir ortamda, yatağı var. Allah razı olsun. Yani devletimiz sahip çıkıyor kimsesizlere. O yüzden ailelere de şunu söylemek istiyorum. Yani gerçekten gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Yaşlılarımıza sahip çıkmamız gerekiyor. Bunlar gerçekten hassas noktalar. Biraz bize de yardım etmeleri gerekiyor. İnsanları böyle sürekli bir sıkıntı, bir olumsuzluk varmış gibi dışlamamaları gerekiyor. Yani bu, duyarlı olmamız gerekiyor halk olarak. Zaten Türk halkının en büyük özelliği bu değil mi? Hani birbirimize sahip çıkmamız gerekmiyor mu zaten? Allah razı olsun, böyle bir imkan tanındı çocuğa ve çocuk şu an gayet iyi bir şekilde, gayet sağlıklı bir şekilde sürecini tamamlamayı bekliyor. Yakın zamanda kaçak teravih namazları, ihbarları falan da gelir herhalde, değil mi Sayın Hocam? Bekliyoruz, şu ana kadar yok. Hatta şu anda arkadaşlarımız camileri geziyorlardır. Camileri gezmişlerdir bir de. Yani teravih namazlarına imamlarımız gerçekten çok özverili, çok dikkatli. Yatsı namazından sonra mutlaka anons ediyorlar. İşte teravih namazlarınızı lütfen evinizde kendiniz kılın, toplu bir şekilde kılmayın, camilerde kılmayalım. Burada bulaş riski çok fazla. Sonuçta çok uzun bir namaz ve uzun bir süre camide aynı ortamda ister istemez öksüreceksiniz, hapşıracaksınız bir şekilde. Eğer varsa bilmediğiniz belki bir pozitif durumunuz, herkese bulaştırmış olacaksınız. Bu büyük bir vebal yani. Evet, Ertuğrul Sayın, sorunuz var mı? Ben de Gülsüm Hocam'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi Gülsüm Hocam, bu Afyonkarahisar'da sizin gördüğünüz en başarılı meslek grubu veya ilçe neresi bu pandemiyle mücadelede, kurallara uymada? Bundan böyle bir bilgi eğer vermeniz, paylaşmanız imkanı varsa. Hocam ilçe verirse linç ederler şimdi diğer ilçeler. Yani örnek olarak da şu ilçemiz iyi diyebilir. Bir de muhtarlardan mesaj geldi. Gülsüm Hocam bizi unuttu herhalde diye. Muhtarlar da muhtarları ana haberde söylemişti Gülsüm Hocam. Muhtarlarımız izlemediyse, evet, özellikle muhtarlara da çok büyük görevler düştüğünü söylemiştik Gülsüm Hocam. Şimdi de tekrar eder. Bir de bu İngiliz mutasyonu, Afrika mutasyonu konularında ayrı bir prosedür işletiliyor mu? Yani virüslülerde biliyorsunuz işte temaslıları evde kalıyorlar ama Afrika mutandı veya İngiliz mutasyonu olduğu zaman sanırım onlarda bir kat daha fazla bir denetim oluyor. Hala o devam ediyor mu? Onu soracaktım. Öncelikle tabii değerli muhtarlarımıza çok
Tekrar çok teşekkür etmek istiyorum. Muhtarlarımız gerçekten bu pandemi sürecinde bizim gözümüz oldular hakikaten. Çok güzel, özverili çalıştılar. Bazen kendi seçmenleri oluyor aslında, mahalleliler onların. Onlarla bazen karşı karşıya bile geldiler. Ama dediler ki bu daha önemli. Pandemi sürecinde dikkat etmek daha önemli dediler. Ve çok güzel, istikrarlı bir şekilde çalıştılar. Muhtarlar diye bir grubumuz da var. Onlarla hep birlikte bir gruptayız. Telefon grubundayız. Ve görüşüyoruz. Onların yazdıklarını ben takip ediyorum. Sürekli, yani çok sık, ben bir şeyler yazmıyorum bazen ama onları çok sık takip ediyorum ve ihtiyaç halinde de beni arayabiliyorlar, mesaj atıyorlar, görüşüyoruz. Elimizden geldiğince bizim yapabileceğimiz bir şey olduğunda biz onlara, ya da mahallede bir ihtiyaç var, işte orada bir bakabilir misiniz, şöyle bir durum var diyoruz ve muhtarlara hemen söylüyoruz. Onlar da sağ olsunlar hemen müdahale ediyorlar. Aslında ben ambulansların da başhekim olduğum için ben aslında muhtarlarla yıllardır beraber çalışıyorum. Sadece merkez değil, köy muhtarlarıyla birlikte çalışıyoruz. Ve gerçekten çok ilgili muhtarlarımız var. Acil durumlarda bile çok güzel ilk müdahaleleri yapan muhtarlarımız var. Ambulanslarımız zaman zaman karda tipide kaldığı zaman işte traktörüyle bir şekilde yardım muhtarlarımız var. Muhtarlar harika. Yani ben gerçekten çok seviyorum. Muhtarların çalışmalarını çok beğeniyorum. Bu pandemide de bunu yine gösterdiler. Meslek grupları olarak sağlık çalışanlarını zaten söylememe gerek yok. Zaten onlar belli, ortada. Hani onları, onların zaten aslında bir yerde görevi bu. Hani nasıl bir savaş çıktığında asker gider savaşırsa, ona benzetiyorum yani bu durumu. Pandemide de sağlıkçılar her türlü bu görevi, yani virüse karşı bir savaş halindeler ve savaşıyorlar. Onlar bu görevlerini zaten çok güzel yapıyorlar. Yani ben Afyonkarahisar ilinin gerçekten hiçbir hastanesinde ya da hiçbir aile hekimliğinde olsun, hiçbir yerde bir olumsuzluk, yani böyle ciddi anlamda böyle sıkıntılı bir olumsuzluk hiç yaşamadık. Hiç görmedik. Biz biliyorsunuz tüm ilde bir şekilde gözümüz var ambulans servisi olarak. Ve gerçekten herkes özverili çalışıyor, uğraşıyor. Ben o yüzden sağlıkçıları şöyle çok kısa geçeceğim. Çünkü onlar zaten gerçekten sağ olsunlar çok güzel özverili çalışıyorlar. Ben bu dönemde gerçekten belki sağlıkçılar kadar çalışan emniyet güçlerini ve jandarmayı da övmek istiyorum. Çünkü onlar sessiz kahramanlar bir yerde. Mesela halkımız bunu bazen görmüyor. Bazen bir koronalı oluyor atıyorum, pozitif oluyor. Diyor ki işte izolasyon ihlali yapıyor. Biz de ona diyoruz ki işte izolasyona devam etmeniz gerekiyor vesaire. Bizi dinlemiyor. Hayır diyor, gitmeyeceğim diyor. Ya bunlar da var maalesef. İşte o zaman ya polisimiz ya da bölgeye göre jandarmamız bize o kadar destekçi oluyor ki. Yani inanılmaz bir şekilde geliyorlar, bizim güvenliğimizi sağlıyorlar, vatandaşa ikna etmeye çalışıyorlar. Bir şekilde temas halinde de bulunuyorlar gerekirse. Yani burada ben onların hani sağlıkçılar haricindeki meslekler olarak ben jandarma ve emniyet ekiplerine gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar gece gündüz demiyorlar, yollarda, sokaklarda, mahalle aralarında o kadar uğraşıyor, o kadar çalışıyorlar ki inanın yani iftar saati geliyor bazen, bir vaka çıkıyor, bir şey çıkıyor, insanlar oruç, yani yemek yemeden, içmeden gidiyorlar, önce o işlerini halletmeye çalışıyorlar. Emniyet müdürümüz ve jandarma alay komutanımız gerçekten bu konuda çok hassaslar ve gerçekten ciddi talimatlar veriyorlar bu konuda. O yüzden ben onlara hepsine teşekkür etmek istiyorum. Yani hayatım boyunca hem biz hep beraber çalıştık ama bu pandemide bu kadar özverili, yani kendinden geçip özverili çalışan bir meslek grubu varsa bunlar kolluk kuvvetleri. Aslında devletin kurumları biraz daha bu dönemde kenetlendi diyebiliriz değil mi? Daha fazla bir kenetlenme oldu. Tabii. Yani ben şimdi kolluğu neden söyledim? Çünkü birebir temas halinde olduğumuz için söyledim. Onun haricinde aklınıza hiç ne alakası var dediğiniz kurumlar da var.
çok çalışan. Yani az önce örnekler verdiğiniz muhtarlar olsun, imamlar olsun, öğretmenler olsun. Aynen. Herkes var. Tarım İl Müdürlüğü mesela. Diyeceksiniz Tarım İl Müdürlüğü mü? Evet, Tarım İl Müdürlüğü inanılmaz denetimler yapıyor. Hijyen, maske, mesafe konusunda en büyük destekçilerimizden bir tanesi mesela. Gençlik Spor Merkezi. Gençlik Spor Merkezi mesela bize inanılmaz çok personel desteği sağlıyor. Yani kendinden bırakarak diyor, hocam dedi müdür bey sağ olsun, şu an senin işin benimkinden daha önemli dedi. Al dedi. Ne kadar lazım vereyim dedi. Yani ne kadar görevlendireyim dedi. Dursunlar. Ve gerçekten hiçbir kurum bana şunu yapmadı. Yani araç veren kurumlar, personel veren kurumlar. Tabii ki mutlaka hani vali beyin talimatı var. Vali beyin desteği çok çok büyük. İnanılmaz büyük. Yani para lazım diyoruz, hemen bir şekilde temin ediyor. Araç lazım diyoruz, hemen bir şekilde buluyor. Personel bir şekilde buluyor. Ama müdürlüklerimiz de, kamu kurumlarımız da canla başla çalışıyorlar. Evet. Yani değer veriyorlar. Mesela göç müdürü diyeceksiniz, ne alakası var? Yani göç müdürlüğü bile bize nasıl destek verebiliyorsa veriyor örneğin. Yani sağlık müdürlüğünü zaten söylememe gerek yok. Zaten ben kendim de sağlık müdürlüğü personeliyim asil olarak ama orada da ne ihtiyacım varsa alabiliyorum. Yani kimse, yani sağlık müdürümüz hiçbir zaman bana dur o bizim asla demiyor. Al yap. Yeter ki yapın. Sürekli destekliyor. Umarız bunların sonucu güzel olur kıymetli hocam. Yani ben inanıyorum. Ben inanıyorum. İnşallah. Ertuğrul Sevim'in ilçelerle ilgili bir sorusu vardı ama cevap vermek istemeyebilirsiniz. Saygı duyarız. Şöyle söyleyeyim. Çalışmayan bir ilçemiz gerçekten yok. Gerçekten yok. Bunu canı gönülden söylüyorum. Kaymakamlarımız inanılmaz bir titizlikle gerçekten uğraşıyorlar. Bazen hatta şu an önümde de istatistikler var. Şunu söyleyeyim size. Bazı küçük ilçelerimiz yüzde oranı olarak, tabii ki hani şimdi bizde nüfus fazla olunca merkezde farklı oluyor ama yüzde oranı olarak bizden bazen daha fazla denetim yapıyor. Yani en iyi değil demiyorum da örnek olsun diye sadece söylüyorum. Örneğin Çay mesela çok güzel denetimler yapıyor. Küçük bir ilçe ama yapıyor mesela örneğin. Tabii ki diğer ilçeler de yapıyorlar. Şu anda hiçbir ilçemiz yok. Bolvadin yani, nasıl? Bolvadin. Ertuğrul Sevim Bolvadin'i de onu merak ediyordur muhtemelen. Çay ilçe sağlık müdürü benim yeğenim. Çay ilçe sağlık müdürü benim şimdi yeğenim şöyle, diyor. Evet benim yeğenim. Evet kendisiyle tanışıyoruz. Ben de Bolvadinliyim. Bolvadin gerçekten en çok denetim yapan, en fazla denetim yapan ilçelerden bir tanesi, gurur duyuyorum. ama dediğim gibi küçücük ilçelerimiz var. İnanın onlar da yüzlerce değil binlerce denetimler yapmışlar 3 ay içerisinde. Son 3 ayın istatistiğini aldım. Yani küçücük yerler bile binlerce denetim yapmışlar. İnanın şu anda hiçbir ilçe yok gözümün önünde ki 5000'den az denetim yapmış olmasın. Yani çok çalışıyorlar. Çok uğraşıyorlar gerçekten hepsi. Ama tabii bu şöyle de yorumlanır. Hani sürekli Zoom'dan olsun, mesajlardan olsun sürekli iletişim halindeyiz hepimiz. Sayın Valimiz ve Vali Yardımcılarımız gerçekten takip ediyorlar. Yani çok takip ediyorlar ve sürekli bizi motive ediyorlar. Yani sürekli hadi yapın, hadi devam edin, siz başaracaksınız, bu olacak, bak burası daha güzel olacak, şurası daha güzel olacak. Devamlı biz böyle bir yani çalışmak istiyoruz, sürekli bir denetim yapmak istiyoruz ve tatlı denetimler yapıyoruz. Biraz tatlı sert olabiliyor bazen ama dediğim gibi ilçelerimizde Bolvadin gerçekten yüksek rakamlılardan bir tanesi. Yani denetim konusunda iyi olanlardan bir ilçemiz yani. Evet. Sormak istediğiniz bir şey var mı Ertuğrul Sevim, İsmail Akar? Yok. Sağ ol. Hocam sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj var mı son olarak? Halkımızda tabii ki ana bültende de söylediğim gibi lütfen daha dikkatli, daha duyarlı olmalarını istiyorum. Onun haricinde kamu kurumlarında da çok güzel dikkat ediliyor zaten. Esnek çalışmalar vesaire de yapıldı. Evet. Genelgelere göre. Şimdi tekrar bunlar talimat olarak verildi. Biz de ilgili olarak kendimize uygununu yapacağız inşallah.
Yani kurallara dikkat etmeye çalışalım. Gerçekten ne kadar az birbirimizle temasta, birbirimizle iletişimde olursak canlı bir şekilde o kadar korunmuş olacağız. Zoom'dan işte şu an görüştüğümüz gibi nasıl böyle uzaktan görüşebiliriz? Yani bence aileler de bu şekilde çok güzel bir araya gelip toplanabilirler. Benim ailem Almanya'da yaşıyor mesela. Ben onu gidip görme şansım bile yok. O yüzden biz devamlı internetten bir şekilde görüntülü görüşüyoruz. Bu şekilde de hasret giderilebiliyor. Umarız en kısa zamanda bu süreç biter ve malum o özümüze döneriz. Tokalaşmak, kucaklaşmak, sarılmak, öpüşmek. Umarız o günlere de döndüğümüz günleri tekrar görürüz temennisinde bulunalım biz de. Çok teşekkür ediyoruz İnşallah. Sayın Hocam. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, kıymetli yorumlarınızla programımıza katkıda bulundunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, Gülsün Ateş Doğan, Doktor Salgın Denetleme Merkezi Başkanı'ydı. Var mı aklınıza takılan bir şey hocamızın anlattığından? Yani şimdi, denetlemeler güzel. Tamam. En azından anlatılanlara göre. Rakamlar da ben önümde şöyle dedi. Şöyle söyleyeyim, dün gece Çay İlçe Sağlık Müdürü benim, Doktor Merve dayı benim yeğenim olur. Direkten çaydan örnek verdi tabii yani. Ben hocam, inanın bilmiyordum onu. Annesi işte bir soğuk algınlığı vardı. Onunla ilgili, onunla görüşmek istedi. 6-7 defa işte şu köydeyim, bu köydeyim falan, gece 11'e doğru denetlemeleri bitti. Bütün filyasyonun başında gidiyorlar. Ben nasıl çalıştıklarını çok iyi biliyorum. Çok sıkıntılı. Bu arada gazeteci arkadaşımız Kemal Kantek 5-6 tane soru yazdı. Gülsüm Hanım'a sorun diye. Tabii Gülsüm Hanım'la ilgili değildi o, denetimle ilgili. Mesela aşıyla ilgili çok sorular geliyor. İşte belediye personeli, otobüstekiler, servis şoförleri risk grubundalar. Bunlar işte doğalgaz çalışanları falan, bunlar da alınsın diye. Bunlar tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın oduruyla alınıyor. Türkiye'de biliyorsunuz aşı ile ilgili bir tedarik sorunu var. Yani birkaç ay içerisinde gelecek 30 milyon aşı. Bazı gruplar yavaş yavaş peyderpey ilave ediliyor. Devletimiz zaten hemen hemen herkesi aşılamayı da düşünüyor. Bu konudaki eleştiriler veya talepler çok haklı, fakat eldeki imkanlarla tabii mukayeseli olan bir şey. Öncelik neydi? Sağlık çalışanları, emniyet koluk kuvvetleri ve yaşlılardı. Ama Gülsün Hanım'ın söylediği önemli, yani 3000 civarında kişi de aşılanacak bu tabii, salgın tabii, denetim ekibinde. Orada temas. Şimdi onu gören diyor ki mesela şunlar da zaten onların içerisinde çok büyük bir kısmı aşılanacak şey olarak sağlıkçılar zaten aşılandı. Evet. Bu çok fazla, bu 3000 kişinin içerisinde sayı olarak var. Öğretmenlere zaten çıkmış oldu. Geriye ne kaldı? İşte muhtarlar, imamlar gibi, yani bu alanda olan insanlar kalmış oldu. Yani aşılama konusunda ve bu pandemi konusunda son söylenmesi gerekeni ilk baştan söyleyeyim. Türkiye bana göre sınıfta kalmıştır. Özellikle son Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü açıklamasından sonra, yani adına da biz nereden bulduysak böyle bir şey buluyoruz. Kısıtlama, kısıtlama. Yani yasağın adı kısıtlama olmuş sevgili Atagündüz Kurşu. Yani şimdi oturup kısıtlama, neyin kısıtlaması? Kardeşim bunun adı yasak. Sokağa çıkma yasağı. Şu saatlerden, şu saatler arası sokağa çıkma yasağı var. Şimdi özellikle bu son alınan kararlara baktığımda okullar, ana sınıfları, 8. ve 12. sınıflar dışında okullar kapalı, öğretmenler eve gidiyor. Eve gidecek öğretmene sen şimdi aşı vuruyorsun. Diyorsun ki aşıya öncelik tanınıyorsun. Ama okulda olması gereken ana sınıf öğretmenlerine yok bu aşı şu anda. Yani böyle bir şey olur mu? Arkasından şehirler arası şehirler arası taşımada kısıtlama yok. Yani yasak yok. O saatler içerisinde. Bu motivasyon şeyin en büyük sıkıntısı neydi? Bu virüsün en büyük meselesi ne? Sürekli mobilizasyon olmasından dolayı. Hep söyledik.
Hep söyledik mobilasyondan dolayı. Ne, bu ulaşım işlerinde kesinlikle alınan kararların ben yanlış olduğunu, eksik olduğunu düşünüyorum. Yine 65 yaşındaki insanların %70 Atagündüz Kurşun aşı oldu. İki sefer aşı oldu ben insanlar. Ben bu konuda sana katılıyorum. Yani o yani şimdi bu insanlara sen nasıl yasaklıyorsun? Tedbirlerin, yasakların bir sorgulanması gerekiyor. Evet, doğru. Yani bu yasakları 65 yaşındaki o tabii ki Ertuğrul Selvi, ben bir tamamlayayım. Katıl. Problem değil. 65 yaşındaki bir insanın tekrar eve kapatmadık ama evet, onu söyleyeceğim. Bir de o girdi literatürümüze. 65 olmuş, yaş üstü, 20 sefer. Yaş altı. Yani işte 18 yaşındaki altı. Yani sanki toplumun yine suçları bunlarmış gibi. Bütün bu metro. İlk zamanlar bir ara dışarı çıkanları böyle gördüğümüzde saldırıyorduk falan, ne bileyim. Yani balkonlardan ikaz etmeye bir şeyler atılıyordu falan yani, böyle yaşı, eve git falan. Tabii diye. Yani bu insanlar tamam bir şekilde ama şimdi 280 vefat. Evet. Bu alınan tedbirlerle, bak açık söyleyeyim, bu alınan tedbirlerle yine ne olması oldu? Ne olması gerekiyor? Aylardır söylüyorum. Bu iş ta başından beri, çıktığından beri bir senedir söylüyorum. Ve diyorum ki tam kapanma. İstanbul 15 günlük kapatın kardeşim. Ekonomi şuydu buydu. Zaten bir şey verebildiniz yok. Şu anda bu iş yerleri kapalı olan insanlar hiçbir şey veremiyorsunuz. Maddi olarak hiçbir şey veremiyorsunuz. Veriliyor destekler. Yani hangi yağmasa destek? Da damlıyor. Hayır hayır bitti. Kira desteği vardı. Ödendi. 1.000 lira destek vardı. Onlar da ödendi. Yani nihayetinde kısa çalışıyor. Ama sen iş yeri kapalı. Kısa çalışma ödeneğini de kapattın. Kısa çalışma ödeneği de yok. Şimdi lokantada çalışan bir garsonu işveren olarak diyor ki ben burayı kapattım. Tamam sen git evine. O adam ne yiyip ne içecek? O orada günübirlik çalışan garson ne yiyip ne içecek? Yani bunların düşünülmesi lazım. Bunların hesaplanması lazım. Yani bu kadar şey değil. Geçen hafta ben çok net bir şey söyledim. Dedim ki mübarek Ramazan ayında özellikle böylesi ihtiyacı olan insanlara, Türk milleti dayanışmayı, kaynaşmayı, yardımlaşmayı seven bir millettir. En azından bu insanların tespit edilerek bu dayanışmanın, yardımlaşmanın şu süreç içerisinde mutlaka yapılması lazım. Sevgili Atagündüz Kurşun, yani şu süreç içerisinde mutlaka yapılması lazım. Ekonomi sos veriyordu. Şimdi ekonominin ateşi iyice yükselmeye başlayacak. Neyine katılmadınız İsmail Akar'ın? Şimdi 65 yaş üzerindekiler aşılandı. Onlara niye sokağa çıkma yasağı var deniyor. Benim merhum annem 65 yaş üzerindeydi. İki tane de aşısını olmuştu. Oldu. Üzerinden de süre geçmişti ve koronadan vefat etti. Ben bunu yaşadıktan sonra en aşağı 4-5 kişi beni aradı. Aynı şekilde anneannesi, yakını korona pozitif olmuş. İki tane aşı. Yani aşıların yaşlılardaki yoğun bakıma yatma oranını %69'dan 53'e düşürdüğünü söylüyor bakanlık. Yani %69'dan 53'e düşmüş. Bu bitmemiş. Yani iki defa aşı olan yaşlılardan az önce Gülsün Hoca da söyledi zaten. Yani çok hani az bir oldum, miktarda bir daha olmam, aşı oldum bana bir şey yani, olmaz diye düşünülmemesi gerektiğini söyledi. Bu Şili'de de oldu. Şili çok büyük oranda aşılama yapmıştı. Fakat bu aşılama yanılttı toplumu. Şimdi şeyde İsrail'de hemen hemen toplumun tamamı aşılandı. Fakat sokağa çıkma yasaklarını falan hala gevşetmeyi tartışıyorlar. Tamam aşılandığı halde. Bu aşı bizi yanıltmasın. Aşılama çünkü aşılar aciliyet onayı verilerek yapılan aşılar. Bunların üçüncü faz denemeleri aslında şu anda bizim üzerimizde yapılıyor. Üçüncü fazda bir nevi kobay olarak kullanılıyor. Yani bu bir süreç niye öne alındı? Bir an önce devreye girsin diye. Şimdi deniyordu ki birisi %90 diyor etkiliyorum diyor. Birisi %10 diyor. Birisi %50 diyor. Fakat bunların birçoğu Ertuğrul Sevim bu söylediklerinden çıkardığım sonuç şu. Aşılamanın faydası en fazla %50. Evet. Yani böyle bakmak şimdi, lazım. Bu böyle bir şey olur mu? Yani rahmetli Hacı Hatice teyze
bu yasaklardan önce kaptı. E sokağa çıkmasıyla ne alakası var? Yani kadın zaten yaşlı, sokağa çıkma durumu yok ki. Yani şimdi sokağa çıkmanın bağlantısını bu şekilde kurup da şöyle bir ikilemde bulunmamak lazım. Bir herkesi içeriye kapatalım deyip ertesi gün ya bunlara niye yasak yapılıyor demek. Şimdi bir muhalefet yapmak bu pandemide en kolay iş. Herkes yapabilir. Her şeyi muhalefet edebilirsin. Peki kapalı ortamda bulunmak solunumla ilgili sıkıntıları azdırmıyor mu? Şimdi bakın. Ya bu nasıl bir tezat ilişkisi? Hayır, zaten insanlar sokakta yatmayacak, uyumayacak. Mecbur kapalı bir alana girecekler yani. Kapalı alan değil. Şimdi insanlar dışarıya çıkmasın derken 65 yaş üzerindeki insanlar, 65 yaş üzerindeki insanların birçoğu çalışmıyor. Emekli. Yani dışarıya çıktığında yürüteceği faaliyette bulunacağı bir işi çok yok. Ve ailesindeki diğer insanların onun tedariklerini görme şansı var. Vefa grupları dolayısıyla buna imkan olmayanlara da devlet tarafından getiriliyor. Şimdi bu yaş grubu öyle riskli bir grup ki hastalandığında entübe olabiliyor ve vefat etme oranları çok yüksek. Hı hı. Ve hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranı da %80'lere geldi. Birçoğunda belli yaşın üstündekilerde oluyor. Siz hiç futbolcularda o kadar korona virüse kapılan gördünüz. Hiçbirinin entübe olduğunu ve vefat ettiğini gördünüz mü? Veya 15 yaşındaki çocuklarda onlar da oluyor. Bu hastalık yaşlı efendim vücudunda bazı organ yetmezliği olan insanlarda çok ciddi tesirler elde ediyor. Sağlığı sağlam olacak. Genleri sağlam olacak. O yüzden devletin kastı falan yok yani. Ona bakarsın, ben Suriye'de biraz önce aklıma gelmedi. Olmuş olsaydı Gülsüm Hanım'a da soracaktım. Hani göç idaresi falan destek veriyor dedi. Hı. Ya. Yani göç idaresine kayıtlı olanlardan pandemi olan kaç kişi var? Var mı böyle bir şey? Yani şimdi bu çok farklı bir virüs. Yani öyle bir şey ki ben mesela Suriyelilerden hiç duymadım yani. Şimdi bizim duymadığımız olmadığı anlamına gelmez zaten. Yani. Allah Allah. Yani bu böyle bu bir yani şey bu, çıkmış. Bu, bu insanlar duymadığımız değil. Hastaneye yatmaz mı kardeşim? Kontrol olmaz mı? Yani duymadığımız olmadığı anlamına gelmez. Ben bir tane Suriyelinin öldüğünü duymadım Afyon'da veya bir başka yerde. Allah korusun. Yani hayır, ölmesin de. Afganlara da mı olmuyor? Yoksa veyahut da Iraklılara da mı olmuyor? Şimdi duymamız mı gerekiyor? Bunlar ayrıca bir istatistik olarak verilmez ki zaten. Şu kadar Suriyeli oldu, bu kadar oldu. Bunlar uluslararası alanda da seni sıkıntıya sokar. Yani ülkemizdeki şu kadar göçmenden bu kadar yoğun bakımda yatıyor da diyemezsiniz. Niye? Bir ayrımcılık. Doğru bir şey değil ki yani. Olur mu canım? Olur mu ya? Uluslararası yani, alanda da Almanya'da sıkıntıdır. Almanya'da entübeden ölen Türklerin kayıtını tutuyorlar. Bu Türktür diyor. Bu şekildedir. Bu atıyorum... Belçikalıdır diyor. Ona göre kaydı tutuyor. Öyle şey bulur. Hiçbir ülke kendisinde kayıtlı olmayan göçmen muhacirlerin falan bir istatistiğini çok yayınlamaz. Çünkü o zaman derler ki sen bunlara o zaman bakmadın mı, aşı yapmadın mı, öyle. Tedavi etmedin mi? Şimdi bu aşı ile ilgili bakın 5-6 tane uluslararası örgütlerinin, istihbarat örgütlerinin yönettiği şeyler var. Troll siteler var. Her gün bir şey üretiyorlar. Her gün. Aşının olmadığı ile ilgili, hükümetin yanlış olduğu ile ilgili veya ilacın yanlış olduğu ile ilgili sürekli olarak aşıdan daha çok böyle bir kafa karışıklığıyla toplumu germek istiyorlar. Bunlar çok bilinçli propaganda metotlarıyla yapıyorlar bunlar ve çok önemli iletişimciler falan bunları organize ettiğini düşünüyorum. Bir virgül koy. Portekiz, Almanya ve Hollanda'dan sonra Avusturya mahkemeleri de PCR testlerinin COVID-19 testi için uygun olmadığını kararına varmış. Şimdi yasal ve bilimsel temeli yoktur demiş. Atacığım. Hani buyur buradan yak derler ya. Coca-Cola'ya bulaştırmışlar PCR testini, vermişler pozitif çıktı diye bir mantaval böyle yürüyor. Şimdi PCR testi gitti zaten yani. Bu, kesinlikle güvenilmesin diye. Ya ama bütün dünyanın sağlık örgütünün ve herkesin baktığı test bu. Yani biz hani yanlış yapıyoruz. Bütün dünya buna bakıyor. Hı hı. PCR testi de çok zor bir testtir. Yani özel bir laboratuvarda yapılan. PCR'dan başkasında da bulunmuyor. Şimdi PCR testini birisi diyor ki Coca-Cola'ya bulaştırdım. Verdim pozitif çıktı diyor. Bir tanesi diyor ki işte hasta olan adama 3 kere baktık diyor. Negatif çıktı diyor.
testlerin sahibi 4 tane diyor. O da şey kitler onlar. O hazır kendi test yapanların kitleri var ya, onlar yani PCR testi değil, laboratuvarda yapılmış bir şey değil. Bunlarla sürekli olarak, sen de bir ara diyordun yani, ben mesela hastalığın olduğunu inanmıyorum diyorsun. Şimdi böyle bir şey oluşturuyorlar. Yani hastalık yok. İşte deniyor ki mesela şu insanlara hiç bulaşmıyor. İşte bu hastalık Afrika'da niye yok filan. Bakın zaten test yapamıyorlar adamlar. Yani adamların bir sağlık sistemi yok ortada. Niye bu gelişmiş ülkelerde aşı yapılıyor, gelişmiş ülkeler rakam açıklıyor? Bazı ülkeler zaten Dünya Sağlık Örgütü'ne veri de vermiyor. Yok çünkü yani bununla mücadele edecek gücü yok. Şimdi Libya'ya biz niye 150 bin aşı verdik? Ya Libya'da mutabakat hükümeti yeni kuruluyor. Devlet yok ortada. Yani hastalık yok değil, devlet yok. Devlet. Şimdi doğru. Devlet organizasyonu olmayan yerde. Sen Afyon'da 3 bin kişiyle... Kendi başına sadece merhem yok. Sen 150 bin şey Libya'ya gönder. Büyük Türkiye, büyük devlet. Tabii. Yani, şimdi yani şimdi zaten yani. Bu burada şu vardı. Bizim Libya asker göndermememiz lazım Libya ile. Onunla ne alakası var? Şimdi mavi vatanı bırakmamız lazım. Doğu Akdeniz'den çekilmemiz lazım. Tamam mı? Nerelere geliyorsun tamam ya? Böyle bir mantık şimdi falan olur mu? Böyle bir dünyada bir oluşum var ve bunun Türkiye'de temsilcileri var. Türkiye'nin Libya ile anlaşma yapmasından, Libya askeri hareket yapmasından rahatsız olan bir kesim var. Çünkü benim söylediğimle bunun ne alakası var? Kesinlikle. Türkiye ben bu Türkiye, yayınlarda 30 milyon Libya asker gönderilmesini en az sen kadar savunan bir adam. Sen canım oradan şehit cenazeleri gelecek dedin. Niye gidiyor gönderiliyor dedin. Ben burada bir hayır canım dedim. Olur mu? Bu hayır şehit cenazeleri gelecek oradan dedin. Hayır şehit cenazeleri gönderilmesin dediniz yani. Açık bakalım şehit cenazeleri gelse de. Kesinlikle söylediniz. Bizim bu ülkemizde. Mehmet Emin Güzbey'le yaptığımız programda söylediniz bunu. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da aynısını söyledi. Yani burada şu var. Şimdi Libya'ya 150 bin aşı gönderiyoruz. Niye gönderiyoruz? Libya'da bir mutabakat hükümeti var ve bu mutabakat hükümeti seçimlerde orada idari ele alırsa bizde olan ilişkisini. Dün 15 tane bakan, kaç tane bakan yardımcısıyla Türkiye'ye geldi. Yunanistan bunu büyükelçiyken kovalamış. Yunanistan Başbakanı Libya'ya gitti ayağına. Niye? Bacak çelipte oturmuşlar fotoğraflarda. Tabii ikili ilişki kurmak için. Yani niye ikili ilişki kurmak istiyor? Çünkü biz Libya ile olan anlaşmamızı bozup Yunanistan'la yaparlarsa bizim Doğu Akdeniz'de hiçbir gücümüz kalmayacak. Bütün yaptığımız mücadele bu. Bunun sonucu biz 150 bin aşı vermişiz. Ben görüyorum birisi diyor ki ona vereceğine şuraya verilseydi, buna verilseydi, buraya verilseydi filan. Aynısı futbolcular da oldu. 10 bin tane futbolcu, amatör futbolcuya aşı verilecekti. Sabahtan akşama kadar bilim kurulu üyeleri dahil diyor ki bu bizim sorumluluğumuzda değil. Bakanlık yaptı. Bakın 10 bin tane amatör futbolcu aşı verilmesi işinde ben bir spor kulübü yöneticisi olduğum için işindeyim. Daha aşı verilmiş de değil. 10 bin tane amatör futbolcu 12 aydır aç, işsizler. Ve yeniden liglerin başlayabilmesi için bir test yapılması lazım. Test yapılacak durum yok ne federasyonda ne kulüplerde. Sadece aşı yapılırsa oynansın diye bir karar çıktı. 10 bin aşı toplamı. Bununla ilgili federasyon rica etmiş 10 bin futbolcuyla ilgili. Ki milli takımda da 15 tane futbolcu COVID olmuştu. Bu sefer de ayağa kalkıldı. Dedim ki niye futbolcuya şey veriliyor? Önce öğretmen verilsin. Öğretmen 1 milyon kişi. Tamam mı? Ve bunlara zaten 400 küsür binine açıldı. Sağlıkçılar 1 küsür milyon kişiye açıldı. Bir rakam açıldı. Teşkil ediyor tabii. Şimdi Türkiye bu önceliğinde mutlaka bir tartışma yaşayacak. Ve bunda da insanlar haklı tarafından bakacak. Birisi diyecek ki ben kalp hastasıyım. Bana neye aşı yapılmadı? Doğrudur. Ben de perakende sektöründe çalışıyorum. Benim personellerim, evde aileleri, annesi, babası, çocukları var hasta. Biz de aşı olmak istiyoruz. Yani marketteki der kadar insanlarla temas halinde olan kişi var mı Atagündüz Kurşun? Yok. Gazeteciye verdiler. Niye ona vermediler? Aşının çok fazla etkisi yok ki. %50 etkisi varmış. Ne olacak? Sen aşı şimdi olacak mı? Tamam. Gerek yok ki. Bakın. %50 etkisi varmış. Önce şunu bir netleştirelim. O zaman aşı yapılmıyor. Hayır, demin yani sen kendin söylüyorsun. Aşı ne gerek var Sayın diyorsun. Sayın Akar bakın. Yani %50 istiyorsun. Nereden çarpacağınızı bilemiyorsun. Hayır, ben size 65 yaş üzerindeki insanlar aşı da olsa dışarıya çıktığında hasta olabilirler dedim. Bunu bilim adamı da söyledi, doktor da söyledi. Sen kendin onu %50'ye dayadın. Şimdi de %50'ymiş aşı olmaya gerek yoku geri getirdin. Yani ben bunu hiç anlayamıyorum. Sen dedin de. Yani %50'yi sen getirdin. Sen aşı olmasın diye sensin. %53 etkisi 65 yaşındaki bakın, insanların bakın, %53 lütfen, etkisi tekrar olmuş. Tekrar söylüyorum. Tekrar ha. Anlatayım. Hastaneye yatan, yoğun bakıma yatan hastaların %69'u 65 yaş üzeri.
aşı falan yok. %69'u normal zamanda. Aşı olduktan sonra %53'e düşmüş dedim. Tamam mı? İsterseniz yeniden saralım. Tekrar söyleyeyim. Ben ne söylediğimi çok iyi biliyorum. %69'dan %53'e düşmüş aşının dedim. Aşının faydası kaç? Aşının faydası daha fazla üçteyiz. Daha tam olarak ölçülmedi dedim. Tamam mı? %90 diyorlar. Olmayabilir. Yani 65 yaşın üzerindeki insan ben aşı oldum diye gidip virüsün ortasına atlamasın. Bu onları korumak için devletin, bizim, ailelerin yapması gereken bir şey. Çünkü aşı olduğunda sağlıklı insanı da, yaşlı insanı da bir daha hastalık almayacak, tutmayacak diye bir şey yok. Bütün bilim adamları dünyada aşı olsanız da hasta olabilirsiniz, hastalığı bulaştırabilirsiniz diyor. Şimdi bundan mütevellit olarak 65 yaş üstünün de yasaklanmasına karşı çıktınız. Tamam, niye bunlar yasaklandı? Ben diyorum ki baştan beri, en başında da vardı bu. Bu toplumun bu kesimini korumak için yapılan bir şey. Devlet yoksa 65 yaş üzerindeki insana kastı olduğundan değil. Bunların birçoğu emekli insanlar, birçoğu işte bir yeri yöneten şeyden değiller. Devlet diyor ki evinde dursun, ailesi buna getirsin. Belli saatleri açtılar hatta daha öncesinden. Şu saatlere de çıksınlar. Zaten bu uygulamalar olurken de bu insanlar sokakta fıldır fıldır gezen insanlar falan değil ki. 65 yaş üstündeki insanların birçoğu zaten gerekli tedbiri alıyor. Aşı olmadan önce de o kısıtlamalar, ben yasak diyorum, o yasaklar olduğu dönemde de o yasaklara harfiyen uymaya çalıştılar. Ondan sonra serbest bırakılma işleminde de yine 65 yaş üstündeki insanlar öyle 24 saatin 7-8 saat sokakta gezen insanlar değil. Yarım saatliğine, bir saatliğine. Ki hava şartları da zaten dışarıya çıkmaya kış aylarında olduğundan dolayı yeterli ve şey değildi. Gelelim öbür şimdi işte. Şimdi ben mağazada çalıştırıyorum. Ben size bir şey söyleyeyim. Bugün günlük video kayıtlarını çıkartayım ben size. Sabahtan akşama kadar bana bugün en aşağı 45 tane 65 yaş üzerinde insan hiç lüzumu yokken dükkana geldi. Ben size net olarak söylüyorum. Faturamı ödeyeceğim, kontür yükleyeceğim. Ya teyzeciğim diyorum, ya buraya gelmenize gerek yok. Bunu bankadan ödeyin, birini gönderin. İnanın çok büyük risk altındasınız. Zaten mağazalar dar. Ben bunu her gün söylüyorum. İnsanlara diyorum ki ya lüzum etmedik. İnsanlar çıkıyorlar sokağa, ben size söyleyeyim. Ben bunu yaşıyorum diye, isterseniz gelin mağazada ben size oturtayım yani. Burada şu var. Hakikaten yani o insanlar dışarı çıkmıyor falan değil. Bakın ben günde iki tane fatura ödemek için sabahtan çıkıp akşama kadar program yapan insan görüyorum ya. Hiç gelmesine gerek yok. Bankaya maaşı yatıyor, oradan otomatik ödenecek. Bunu kendine iş yapıyor. İş ediniyor değil i̇ş mi? İş ediniyor. Diyecek, çünkü canı sıkılıyor. Haklı olarak canı sıkılıyor. Yani doğru insan, yani hayatı boyunca çalışmış bir insan. Sabahleyin çıkıyor, ben akşama kadar şuraya gideyim, buraya gideyim diyor. İnan ben çalışan adam bir görüyorum, emekli adamı iki görüyorum saat akşama geziyor. Kadar yani. Buradan şunu söylüyoruz, o insanların da gezmek, dolaşmak hakkı, belediye bunlara sınırsız dolaşma imkanı vermedi miydi sağlıklı zamanda? Evet. Arabaya biniyorlardı, her tarafı geziyorlardı. Yani toplum bunlara karşı değil. Ama şu anda böyle bir ortam yok ve ben bunu belediye başkanlarından, diğerlerinden de duydum. Yani sabahtan akşama kadar otobüsleri 65 yaş üstü zapt ediyor diyorlardı. O şurada abdest alıyor, burada namaz kılıyor diye. Bakın gerçekten söylüyorum. Bak camilere en çok gelenler, parklara en çok gelenler, çarşıda fatura ödemeye gelenler yaşlı insanlarımız. Çünkü canları sıkılıyor, dışarı çıkıyorlar hakları, ama çıktığında şöyle bir şey var. Sayın Akar, ölüm listelerine bakın, hastane yoğun bakımlarına bakın. Birçoğu 60 ve 65 yaş, 70 yaş üzerindeki insanlar. Bunu azaltmazsak eğer bu değerlerimizi kaybederiz. Yoğun bakımlar çok dolar ve çok üzülürüz. Bizim başımıza bunları, geldi. Ben oradan diyorum bunların ya. Bunların hepsinin ayaklarının yere basmadığını, bu 15 günlük yasak bittikten sonraki, zaten bunlar günlük olarak açıklanmaya başlanacak. Bu yasaklar bittikten sonra bu alınan önlemlerin yerinde bir karar olup, bu 65'leri yine eve kapatmanın doğru bir karar olduğu, 18'leri yine eve kapatmanın doğru bir karar olup olmadığını o süreç içerisinde görürüz, görmemiz lazım. Yani önümüzde rakamlar konuşur, istatistikler konuşur. Yani bir meslek grubu olarak tabii, yani iş yeriniz merkezi bir iş yerindedir. Yani o insanlara da dışarı çıkıp yarım saatliğine, bir saatliğine çıktığı zaman, şuradan çıktığımda da, çünkü bunlar internet falan kullanmasını bilmezler. Yani nereden faturasını ödeyecekler? Yani belki torunları falan varsa onların sayesinde belki öyle otomatik ödeme falan bilebilirler. Birçoğu o işleri de bilmez yani, ben gördüğüm kadarıyla.
Yani dolaşıyordu, dolaşmıyordu. Yani illa 65 yaş üstündeki insanların sokağa çıkıp çıkmamasına da takılıp kalmamak lazım. Yani şimdi biz yarım saattir bunu konuşuyoruz. Şöyleydi, böyleydi. Yani siz diyorsunuz ben ki... Ben başka bir şey söylüyorum. Diyorum ki sebeplerden birisi bu. Ama mobilizasyon devam ediyor. O insanlar sürekli yani ulaşım araçlarında, kimisi vapurda, kimisi metroda, kimisi trenle... Yani normal yaşantımıza devam ediyoruz. Yani yaş fark etmeksizin. Yani, doğru. Ve şehir içi otobüslerde %50 kararı var. Sevgili Atagündüz Kurşun. Yani, ya kim dikkat ediyor ki? Ama şehirler arası otobüslerde böyle bir karar da yok. Şehirler arası otobüslerde yasak yok. İstediğiniz zaman, istediğiniz şeyle yapabiliyorsun. Ama özel aracınızla saat 19 ile 5 arasında yolculuk etmeniz izine bağlı olmuş diyor. Yani belli bir gerekçeniz, haklı bir gerekçeniz varsa öyle. Ben diyorum ki bu yasakları alırken, yani bu kararları alırken birbirini tutmayan kararlar da var. Ha, bu acaba işte bu kararları da alırsak deneme yanılma yöntemiyle, bu kararları alırsak acaba ne olur? Bunun sonuçlarını biz daha önceden gördük. O zaman bilim kurulunda bir sorgulanması gerekiyor. Bilim kurulunun verdiği raporlara uyup uyulmadığını nereden biliyorsunuz? Yani nihayetinde bunlar yani kabinede konuşulan şeyler, tavsiye kararları. Aha. Yani şimdi kalkıp da yani bilim kurulunun aldığı bir karar 360 derece kabine ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan tersine çevirip bu kararlarda millete sunmaz herhalde yani. Bu kararlarda ben bilim kurulunun birebir çok fazla yetkili, yani onların sistemleri doğrultusunda alınan kararlar olduğunu da düşünmüyorum. Siz Ertuğrul Sen? Şimdi Türkiye'de şöyle bir şey var, paranoya var. Türkiye'de her şeyi Tayyip Erdoğan karar veriyor. Onun izni olmadan hiç kimse bir şey yapamıyor. Buna herkes inanıyor. Yani bunu aksini inkar etsek... Ertuğrul Sen bugün Tayyip Devlet Bahçeli'nin Afyon versiyonu olmuş. Ya neyse acaba. Yani o vallahi versiyonu... Vallahi Afyon versiyonu. Siz de Kılıçdaroğlu'nun versiyonusunuz. Hayır yani, canım. Bir şey yok. Ben yani, Kılıçdaroğlu'nun benim söylediğimle ne alakası var? Şimdi... Yani ben bir şey söylüyorum burası, diyorsun ki... Burası halk değil şey... Burası bilmem Tele 1 dediği. Yani burada bu tür bir propaganda yaparak da bir prim alacak bir şey yok. Sağlıkça konuşuyoruz. Şimdi neyin? O öyle konuşuyor. Ben her şeyi konuşabilir, sorun yok. Yani, ne demek Devlet Bahçeli'ydi? Hayır yani bunu. Şimdi ben bir şey söylüyorum diyorsun ki algı operasyonu. Ben bir şey söylüyorum diyorsun ki Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bir şey söylüyorum şöyledir. Yani bunun başka bir izahı var mı? Şimdi bak ben genel bir fotoğraf yani koyuyorum. Buranın Kap TV olmadığını en az sen kadar ben de biliyorum. Türkiye'de Tele 1 olmadığını en az sen kadar ben de biliyorum. Yani ama burası propaganda burası olur. ATV de değil. Yok zaten değil canım. ATV olsa böyle konuşulur mu? A Haber de değil yani. Şimdi burası Kanal 3. A Haber olsa zaten sen olmazdın İsmail Akar. Sen olmazdın yani. Bu da konuk olan. Şimdi böyle bir inanış var. Türkiye'de her şeyin Cumhurbaşkanı'nın izni halinde olduğu, yoksa onun izni olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağı. Çünkü Cumhurbaşkanı hükümet sistemi, tek yetkili Cumhurbaşkanı, işte Bakanlar Kurulu diye bir yer de yok aslında, kabine var. Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinde ve bu bir zaten kurul. Kurulların tavsiye kararı alabilirler. Oraların aldığı bir kararın direkt hüküm ve emir verme yetkisi yok. Daha öncesinden de böyleydi. Hükümetler verirdi. Şimdi de hükümetin yerine hükümet başkanı veriyor. Bilim kurulunun bütün önerileri aynen oradan geçmez. Ben ona inanıyorum %100. Bilim kurulu der ki tam kapanma olsun. Onlar yarısını kapatırlar. Bilim kurulu der ki şunları aşağı... Onlar kim karar verir bu konuda? Cumhurbaşkanı karar verir. Ha. Tek başına Cumhurbaşkanı tamam. Ya verir. Tek başına karar verir yani. Tabii zaten her şeyi o karar verir Türkiye'de. Tamam. Mesela hiçbir şey sormasına gerek yok. Ben böyle yaptım der. Şöyle olsun der. Filan falan. Bir şeye bakmaz da. Yani bu kadar detaylı kararnameleri filan hepsini tek tek yazar mesela virgülüne kadar onu o yazar. Zaten diktatör benzetmesi yapıyor. Tabii tabii. Şimdi böyle bir düşünce var. Böyle bir düşünce olunca bütün ama mesela başarılı olunsan şunu derlerdi ya bilim kurulu yönetti bunu filan. Bilim kurulu zorla kabul ettirdi. Hı hı. Şimdi neticede bu pandemide başarısız olursa bu hükümet başarısız olur ve bunun faturasını Cumhurbaşkanı öder. Zaten bunu hiçbir kimse değiştiremez. Başarısızlıkta %100 sorumlu, suçlu, ekonomisinde de, pandemide de, her şeyde Sayın Cumhurbaşkanı. Doğru mu? Katılıyor musun İsmail Akar? Bu mu? Zaten değiştiremeyiz.
Çünkü bunun sonucu budur. Ülke başarısız olduğunda, pandemiyle de başarısız olduğunda, efendim ekonomide de bir vesaire, savaşla da başarısız olursa, her şeydeki başarısızlık mutlaka ve mutlaka devletin başına... Yani o zaman tek sorumlu olduğu ortaya çıkıyor. Tabii tek sorumludur zaten. Bu seçim gelir ve o seçimde de vatandaş der ki sandıkta da... Ve bugün de seçim olsa, ben samimiyetle söylüyorum, ciddi manada da sıkıntı çeker. Yani net olarak söylüyorum. Şu anki atmosferde. Çünkü pandemide zaten insanın sağlığı, toplum sağlığı ve psikolojisi de doğru değil. Bozuldu artık. Ve yani hükümetler de her şeyi doğru da yapabilmiş de değil. Dünyada doğru bir şey yapan hükümet de yok. Ortada örnek de yok. Yani hepsi kötü yapıyor demiyorum. Bizden iyi yapan da vardır ama bununla ilgili bir sağlıklı bir algoritma da yok. Yani şöyle yaparsak böyle olur. Herkes bir şeyler deniyor. Tamam, bunun sorumlusu net olarak Cumhurbaşkanı'dır. Ama bilim kurulu kendileri konuştuğunuzda mesela diyor ki, ben futbolcuların diyor aşılanmasının bizim sorunumuzda değil diyor. Sayın Ateşkara etkili bir orada hem bilim kurulunu temsil eden kişi. Mesela bilim kurulunun Fatih Altaylı soruyor. Çok eleştirildiğini bu ara söylediğinde diyor ki, yani bilim kurulu, biz kararlar alıyoruz. Bazı kararlar bizim değil diyor. Bakanlık aldı diyor. Yani Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir karar diyor. Hı hı. Yani biz orada değiliz diyor. Ve oradan kendisini ayrı tutuyor. Şimdi ama bilim kurulu şunu hiçbir zaman söylemedi. Ya kardeşim, biz de toplanıyoruz, konuşuyoruz, bir sürü karar alıyoruz, doğru yönlendiriyoruz. Hep tersini yapıyorlar falan da demediler. Veya onurlu bir insansa oradan da bırakmalar lazım. Yani çok zor bir şey değil. Kimseyi asmazlar, kesmezler. Aslında bilim kurulu başından beri bu işin içinde yönlendiren, kararlar alan, aşıyla ilgili falan doğru bir kurul. Fakat bilim kurulu da tam olarak neyi ne yapacağını tam bilemeyebiliyor. Neden? Çünkü önümüzde hiçbir şey bilinmeyen bir virüs var. Yani doğru bir yöntem belirliyorsunuz, gidiyorsunuz, mutasyon çıkıyor. Tamam mı? Bilim kurulu dendi mesela, dedi okullar açılsın diye. Açıldı, okullar açılması başımıza problem olarak geri Dünya dönüyor. Sağlık Örgütü bile söylemlerini tabii değiştirdi. Yani Avrupa'da bütün okullar açıktı mesela. Herkes bir de onu söyledi. Hı hı. Her yerde okullar açık. Biz de niye kapalı dendi. İyi dedik, biz de açtık. Tam da kötü zamanda açmışız. Tam bu mutasyon zamanında. Şimdi geri kapattık. Tamam mı? Şimdi bundan dolayı bu virüs zaten dünyanın feleğini şaşırtmış bir durumda. Herkesin Aynen. feleğini şaşırttı durumda. Türkiye'de çok iyi falan da değil. Yani Türkiye dünyada en fazla vaka sayısında Avrupa'da birinci çıkıyor, ikinci çıkıyor, üçüncü çıkıyor. Ama aşılamaya çok katılmıyor. Tedbirler de çok sert ama. Aşılamaya da çok katılmıyorum. Aşılamada dünyada altıncı çıkıyoruz. Yani dünyada en fazla aşılama yapan ülkelerden birinin altıncısıyız. Fakat en iyisi değiliz yani net olarak. Çünkü aşıyı da biz üretmiyoruz. Başka yerden alıyoruz. Veriyorlar, vermiyorlar. Mesele burada tam olarak parayla da çözülmüş de değil. Şimdi biz burada bir hükümetin bir eylem planı var. Ramazan ayında bunu azaltacak. Yazın turizmde ülkeyi yeniden... Onu eleştirenler de var ama yani... Tabii turizm için de niye... Aslında dedikleri doğru. Yazın mesela turist gelmese, bir 30 milyar daha dolar gelmese, ülke iflas etse zaten adamın istediği olacak yani. Bunu isterler ya, niye istemesinler ki? O yüzden turizmcilere aşı yapılmasın, ülke turiste gelmesin. Kim ister bunu? İster canım. Bir sürü bak, Biden istiyor, Biden'ın işbirlikçiler istiyor. Adam dedi, ben ülkede cumhurbaşkanını değiştireceğim. Yani Türkiye'dekiler değil yani. Yok Biden dedi ya, benim dostlarımla beraber dedi bu ülkeyi dedi cumhurbaşkanını değiştireceğim dedi. Adam bunu Kılıçdaroğlu da dostlarımız diyor. Yani o başkadır, onun dostları farklı insanlardır. Şimdi diyor ki, ben buradaki diyor hükümeti değiştireceğim diyor. Biraz sonra konuşacağız mesela. Ukrayna'da da bir grubu destekliyor. Gürcistan'da da birini destekliyor. Ermenistan'da da birini destekliyor. Yunanistan'ı alenen destekliyor. Şimdi Amerika dünyanın yeni patronu, yani Biden yeni patronu, değişti lider. Ve onun da istediği bir şeyler var. Yani Türkiye'yi bu şekliyle istemiyor. Bu cumhurbaşkanıyla istemiyor. Bu hükümetiyle istemiyor. Bunu herkes biliyordur sanırım yani. Onların istediği de belli şeyler. Şimdi Afganistan'daki askerlerini de çekiyormuş Amerika. Çeker, başka yerlere daha ama fazla. Çok anlamlı bir gün. 11 Eylül 2021'e kadar tamamen geri çekilecekmiş. Evet. Şimdi yeni bir dünya düzenine gelecek. Burada zaten Biden şeyle geldi biliyorsunuz. Virüsle beraber geldi.
maskeyle geldi ve şimdi virüsle beraber istemediklerini gönderecek, istediklerini oturtacak. Böyle bir dünya düzenine doğru gidiyoruz. Yani inşallah Allah bu milletin, bu hastaların yüzüne güler de şu virüs belasından bu tedbirlerle kurtuluruz. Kurtulmazsak hükümetten kurtulacağız yani neticede, ama sorunlar bizde kalacak. Ekonomik sorunlar kalacak, sosyolojik sorunlar kalacak. Ondan sonra bunların tamir edilmesi de çok uzun zaman alacak. Evet. Dünyanın en büyük, en önemli meselesi emperyalizmin uşağı olmaktır. Eskiden beri bu böyledir. Kim emperyalizme uşaklık yapıyorsa o insanları bu toplum çok muazzam bir şekilde zamanı gelince, yeri gelince yeterli kararını verir. Ve dünyanın en büyük emperyalist ise Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kimlerin en büyük tepki gösterdiği tarihsel sürece bakıldığı zaman çok net olarak verilmiştir. Hı hı. Ve kimlerin Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın durduğu da belli. O da bellidir. Yani bunları bu toplum çok iyi biliyor. PKK'nın kuruluşu tamamen anti-emperyalist, Amerikan düşmanı olarak kurulmuştur. PKK'yı Türkiye'de destekleyen sol örgütlerin hepsi, bugün de sol liderlerin hepsi zamanında Filistin'i ve o BK kamplarına gitmişlerdir. Bugün hepsi Amerika'nın uşağıdır. Bir numaralı emperyalizmin köpeği olmuşlardır. Hepsi de. Ne kadar Stalinci, ne kadar Marksist adam varsa tamamen şu anda Amerika'nın davulunu çalar hale gelmişlerdir. Bu da dünyada görülen bir şeydir. Yani şimdi şunu, Amerika şunu düşmanlığıyla başlayıp Amerika'nın uşağı Hayır. olan da birçok örgüt vardır. Bunların en büyüğü de sol örgütlerdir. Maalesef yani, teslim olmuşlardır ABD'ye. Türkiye'deki sol örgütler de olsun. Tamamen şu anda taşeronluğunu yapıyorlar. Bu da dünyada karşı gibi görünüp de taşeronluğu. Yani Amerika onları devşirmiştir artık. Şimdi yani. Çok çok net bir şey vardır. Geçmişte yani Marksizm, Leninizmi bilmeyen ve bu konuda yeterli birikimi olmayan, bir tane kitap dahi okumamış olan insanlar burada şey etmeye gerek yok. Ama şunu söylemek lazım. Bir dönem o kullanılması lazımdı. Onu Marksizm'in kullandılar. PKK için söylüyorum. Ve PKK Amerika Birleşik Devletleri'nin ve emperyalizmin uşağıdır. Tabaşından beri, şimdi de tabaşından beri de birçok aklı başındaki insanlar ona karşı çıkmıştır. Yani öyle gibi görünüp de onun yanında olan insanlardan bahsetmiyorum. O gruplardan bugün bahsetmiyorum. Bugün mesela HDP'ye de karşı çıkmışlardır. Ya HDP ile şimdi bunun hiç alakası yok. Ben başka bir şey anlatıyorum. HDP ile hiç alakası yok. Ben başka bir şey anlatıyorum. Diyorum ki PKK örneği verdin. 50 yıl önce kurulan PKK'nın kime hizmet edeceğini solcular, Marksizm, Leninizmi çok iyi bilen insanlar ta başından beri bunun tespitini yapmışlar ve uzak kalmışlardır. Bundan hiç alakası yoktur. Ama PYD Amerika mesela legal bir örgüttür diyenler, PYD'nin Amerika'nın binlerce tır silah yardım yaptığını da görmesi lazım. Tabii. Bunlara da en büyük tepkiyi gösterdi bu yurtsever insanlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanı geldiğinde FETÖ'yü kullandığını, zamanı geldiğinde PKK'yı kullandığını, zamanı geldiğinde başka güçler kullandığını her daim her yerde, yani önemli olan şekilden şekile girmek değil, önemli olan emperyalizme karşı çıkabilmektir. Mesele budur. Yoksa o gün bizimle beraberdi, öteki bizimle beraberdi falan, bunların şeyi yok. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl bir ülke olduğunu, nasıl bir devlet olduğunu biz ta başından beri biliyoruz ve aynı oyunları devam ettiriyor. Bugün Biden şunu demiş de, Biden bunu demiş de, bizim için, Biden'ın da benim için, Biden'ın da Trump'ın da veya daha öncekilerin de hiçbir farkı yoktur. Bunların hepsi yoksul ülkeleri daha fazla yoksullaştırmak için sömüren, emperyalizmi uygulamak için gücüne güç katmaya devam eden, zamanı geldi miydi silahı kullanan, zamanı geldi miydi başka içerideki insanları kullanan tehlikeli örgütlerdir. Peki anlamı böyle olmaya devam ediyordur. Neden zaman zaman gidip Amerika'ya, Türkiye'yi şikayet ediyor? Böyle bir şey yok. Ona bakacak olursanız Amerika Birleşik Devletleri'ne icazet alıp da lider olanlar da bakmak lazım, sorgulamak lazım.
Kim gitmiş Amerika Birleşik Devletleri'ne? Giden, şikayet eden kim? Giden çok da gitmeyen bir tek Devlet Bahçeli, onu diyeyim size. O da hiç gitmedi. Yaşından dolayı gidememiş. Hiç gitmedi. Yok, onun bir uçak fobisi vardı. Evet. Yok canım, başka yerlere gitti. Türkmenistan'a neyle gitti? Atınan mı gitti? Atınan kılıcına mı gitmiş? Yok canım, uçakla gitmişti. Yani tabii bunlar bilmeden bu tür konuşma yapabilirsiniz ama Devlet Bahçeli uçakla gitti. Ben arkadaş sordu. Ama genelde karayolunu tercih eder. Türkiye içerisindeki seyahatler. Kim gitmiş diyor. İşi AK Parti'nin kuruluşuna getiriyor. Yani icazet AK Parti alındı. Gitti orada. Deliye süpürün dediler. Yani her şey oldu. Amerika dünyaya şerif madalyası dağıtıyor. Gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki ben sizin buradaki valiniz olacağım diyorsunuz. Hı-hı. Tamam mı? Size veriyorlar şerif madalyasını. Orayı siz yönetin diye verdiler zamanında. Gidenler oldu. Oraya projeler anlattılar. Deliye süpürün dediler. Bunları hepimiz görüyoruz. Onlar dedi ki işte burada FETÖ var, onunla siz beraber çalışacaksınız dedi, baş üstüne dediler. Sonra dediler tamam sizin işiniz bitti, o zaman kavga çıktı, oradan ayrılma oldu. Şimdi Şerif Madalyonu başkasına verecekler, başkaları sırada duruyor. Bu taraf diyor ki aman gitmeyin oraya, sıkıntı oluyor diyor. O yüzden yani bu sıkıntılar. Yani bu ABD yıllardır dünyaya, daha bakın. Reklama gideceğim. Gürcistan'da, Ukrayna'da, her yerde şerif madalyası dağıtıyor. Türkiye'ye de dağıtıyor da şimdi sıradakiler de almak için kapıda bekliyorlar. Bekliyorlar. O kapıda bekleyenleri reklamların hemen ardından konuşalım. Yani 1,5 saatlik süre içerisinde yaklaşık pandemi sürecini konuştuk ama pandemiden iş yine Amerika'ya, küresel güçlere, emperyalizme vesaire geldi. Neyse, bir ara vereceğiz. Saat başında yine buradayız. Siyaset konuşmaya devam edeceğiz. Efendim tekrar hoş geldiniz Haber Vadisi'ne. İkinci ve son bölümümüzde sizlerle birlikteyiz. Önümüzdeki yaklaşık 50 dakika boyunca da bir taraftan siyasi gündemi yorumlayacağız. Bir taraftan da ısınan Karadeniz'i konuşmaya çalışacağız. Anketimiz de bitti bu arada. Önümüzdeki dakikalarda anket sonuçlarını da sizlerle paylaşacağız. İki soru sormuştuk, hatırlayacaksınız. Siyasetle kapatmıştık, reklama gitmiştik. Yine siyasetle devam edelim isterseniz. Grup toplantıları vardı ama MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmaları çok dikkat çekiciydi. Kendine has bir üslubu var. Hani İsmail Akar az önce dedi ya, Bahçeli gibi konuşuyorsun diye. İltifat olarak kabul ediyorum. İltifat olarak kabul ediyorsun. Peki Bahçeli neler söylemiş? Ona bir kulak verelim önce, ardından yine burada olacağız. Kılıçdaroğlu'nun akli ve zihni melekeleri iyice laşkalaşmıştır. Grup toplantısında konuştu MHP lideri. Hedefinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Ortak görüş olursa Cumhurbaşkanı adayı olurum diyen CHP liderine cevap verdi. Kendine güveniyorsan aday ol dedi. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacağından bu kadar eminse, kendisine çok güveniyorsa buyursun aday olsun. Korkakça değil, mertçe milletimizin huzuruna çıksın. Ben de varım desin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı çoktan bellidir. Kılıçdaroğlu'nun elinden tutan yok, önüne geçen yok. Aday olmasına bildiğimiz kadarıyla mani bir hal yok. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine kararını belirlesin, cesaretle arkasında dursun. Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz haftaki grup toplantısında milliyetçilikle ilgili yaptığı konuşma da hedefindeydi Bahçeli'nin. Milliyetçiliği gel benim külahımı anlat dedi. Diliyle omuzunu kaşıyan CHP Genel Başkanı yayladaki yağurda mantı kesiyor, sudaki balığa soğan doğuruyor. Demem o ki hayal peşinde koşup duruyor. Yıkık değirmende 6 ay bekleyen Kılıçdaroğlu milliyetçiliğin ne olduğunu bana da dünyaya da gösterecekmiş. Sayın Kılıçdaroğlu, çapına çaputuna milliyetçilik senin ne haline? Ne tuhaf ki aksayanla aksırıyorsun, suya gidenle susuyorsun, sofra gördün mü açım diyorsun.
şunu aklından çıkarma ki alçacık eşek binmeye kolaydır. Yünlüce koyun yolmaya kolaydır. Senin milliyetçiliğin ise yalan üstüne yalan koymak. Dünyaya milliyetçiliği anlatacağım diyen Kılıçdaroğlu, gel onu sen benim külahıma anlat. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli eleştiri oklarını İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de yöneltti. Akşener'in küçük ortak benzetmesine yanıt verdi. Küçük ortaklıktan gocunmuyoruz, büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız dedi. CHP Genel Başkanı'nın ucuz ve uçuk üslubunun aynısı İPİM Başkanı'nda da mevcuttur. Bu zavallı devamlı surette bize küçük ortak diyor. Sanıyorum tedavisi imkansız bir kompleksin içinde bocalıyor. 104 emekli amirale önce zevzek diyen, sonra yaş tahtaya bastığını anlayınca durumu kurtarmaya çalışan, arkasından da bize sataşan bu iplikçi başı mahalle aralarında dedikodu yapar gibi konuşmaktadır. Bir televizyonda Sayın Cumhurbaşkanı'na seslenip 104 emekli amirali kastederek bu insanları küçük ortağınızın gazına gelip mahkum ettirmeyin açıklamasında bulunmuştur. Biz küçük ortaklıktan gocunmuyoruz. Büyüklüğün Allah'a mahsus olduğu inancındayız. Kaldı ki milletvekili sayımızın 48 olduğunun da bilincindeyiz. Küçük diye hafife aldığı partimizi FETÖ kumandasıyla ele geçirme oyunlarını da unutmuş değiliz. Biz küçük olmasına küçüğüz. Ancak Rabbim hiçbir partiyi zilletin küsuratı yapmasın. Böylesi bir alçalmayı hiç kimseye nasip etmesin. İsmail Aka, nasıl yorumluyorsunuz Bahçeli'nin konuşmalarını? Vallahi en konuşmalarını ben ilk defa burada izledim. Yani daha önceki işte Salı günü konuşuyor herhalde. Ama bir habercilik anlamında, gazetecilik anlamında diğer liderlerinle konuşmaların en azından Bahçeli'nin konuşması kadar verilmesini bekliyor, umuyordum. Herhalde bitirdiniz diğer. Tamam. Arkadaşlar, Kılıçdaroğlu'nun konuşması hazır mı? Kılıçdaroğlu da şeyde, Meral Akşener'de. Hazırmış. Hadi bir de Kılıçdaroğlu'nu dinleyelim. Madem İsmail Akar söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin çalıştığı kadar hiç kimse çalışmıyor. Bir saatin dakikalık ölçümü içinde Türkiye'deki olayları yakından izliyoruz. Milletvekillerimiz de izliyor. Halkın nabzını tutuyoruz. Ve dolayısıyla aldığımız parayı, aylığı hak etmeye çalışıyoruz. Yan gelip yatmıyoruz. Saraydan medet ummuyoruz. Birilerinden avanta almıyoruz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Çünkü biz halkın partisiyiz. Çünkü biz yandaşlar için değil, vatandaşlar için çalışıyoruz. Ve biz vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmıyoruz. Biz vatanımızı seviyoruz. Biz bayrağımızı seviyoruz. Biz ülkemizi seviyoruz. Biz insanımızı seviyoruz. Biz insanlarımız arasında ayrım yapmıyoruz. Biz eğer bir çocuk yatağa aç girerse biz o akşam rahat uyumuyoruz. Biz alın terimizde kazandığımız parayla geçinmesini biliyoruz. Biz ahlaklıyız, biz erdemliyiz. Kılıçdaroğlu da bunları söyledi. Evet. İyi Parti Genel Başkanı'nın da bugündü grup toplantısı. Evet. Bir de onu izleyelim isterseniz. Ondan sonra konuşmaya başlayalım. Evet. Bir de Meral Akşener neler söylemiş bugün. Bir de ona kulak verelim. Gündemi değerlendirmek üzere kürsüye arz ediyorum. Buyurun, hoş geldiniz efendim. Üzgünüm. Rahatsız etmeye devam edeceğim. Rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm. Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim. Üzgünüm. Sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya gayret edeceğim. Üzgünüm. Bu milleti aldattınız. Bununla sizi yüzleştireceğim. Üzgünüm. Ve yaptığınız her çirkinliği fahiş edeceğim. Üzgünüm. Ya adam gibi bu ülkeyi yöneteceksiniz seçime kadar. Milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız. Kibirinizi yerle bir edeceğim.
5 maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim. Ya bunlardan vazgeçeceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle, millet iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz. Sandıkta gideceksiniz. Üzgünüm. Ama şunu da net bir şekilde söyleyeyim. Küçük ortak ve arkadaşlarına, aranıza girmeye niyetim yok. Endişelenmeyin. Kesinlikle. Böyle bir niyetim yoktur. Bu et tırnak, yani Cumhur İttifakı et tırnak, çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem, merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz. Ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz? Gereğini yaparız. Buraya milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta burada olmaz, başka yerde olur. O milletin kürsüsü işlemeye, o milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz. Biz inatla önce millet, önce memleket diyeceğiz. Biz inatla milletin dertlerini konuşacağız. Biz dün olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Evet, Meral Akşener de bunları söyledi. İsmail Akar. Evet, şimdi bundan önceki programlarda da benim sıkça dillendirdiğim bir konu vardı. Bu arada AK Parti grup toplantısı yoktu bu hafta, onu da söyleyelim. Evet, evet. Yani Bahçeli'nin konuşmasına bakıyoruz. Arkasından Kılıçdaroğlu ve bugün de Meral Akşener'in konuşması. Bu konuşmalarda da gördüğümüz mesele şu. Yani kimseye hakaret etmeden, kimseye üst perdeden ders vermeye çalışmadan, memleketin meselelerini, ülkenin sorunlarını makul, seviyeli ve kişilik haklarına saygı göstererek dillendirmesi lazım. Siyasi parti genel başkanı da olsanız buna çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü bundan önceki konuşmalarımda da benzeri değerlendirme yaptığım için bugün tekrarında fayda görüyorum. Çünkü bu topluma farklı yansıyor. Nereye yansıyor? İl başkanlarına yansıyor. Yani bakıyorsunuz Afyon'daki il başkanları da belli günlerde basın açıklamaları yapıyor ve basın açıklamalarında benzeri o sert üst perdeden konuşmalar ve memleketin Türkiye'nin ilin meseleleri, ilin sorunlarını birinci plana almak yerine üst perdeden ülke meselelerini, evet, onu ben de karşı, yani dile getirmeye çalışıyorlar. Şimdi bu üst bugün, perdeden dile getiren insanlar belli zaten, az önce paylaştık. Evet, yani işte bir de çok doğaldır. İnsanlar Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Yani birisi olmadığı halde bir başkasını desteklediğini açıklayabilir. Bu da siyasi bir tercihtir. Hı hı. Ama kendisi adayı olmadığı halde birisi aday olma ihtimalim var, olabilirim şeklinde, yani şöyle söyleyeyim, neden olmasını konuştuğu zaman tersinden okuduğunuzda şöyle bir şey çıkıyor. Not ettiğim için bundan yanlışlık olmasın. Korkakça değil, mertçe ortaya çıkan aday olsun diyor. Hı hı. Yani aday olacak insan için bunu söylüyor. Hı hı. Tersinden okuduğunuz zaman da kendisi aday olmayan bir insanın da korkakça ve mertçe çıkıp aday olmamasını da sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Bir gazeteci olarak. Nasıl, ben anlamadım. Yani diyor ki Devlet Bey kendisi aday değil diyor. Kemal Bey'in aday olmasını istiyor diyor. Niye kendisi aday olmuyor diyor. Hayır, bunu söylerken de şey bizim diyor. Bizim adayımız yani, belli diyor canım. Korkakça, yani şimdi. Hayır, diyor ki bak
Korkma, korkakça değil, mertçe tamam. ortaya çıkıp aday olacaksın diyor. Tamam. Ha. Yani aday olma şeklini bu şekilde dillendiriyor ya. Tamam. Yani bir siyasi partinin ki ana muhalefet partisidir Hı-hı. ve Türkiye'nin ikinci büyük partisidir. Ki nasıl birilerinin hakkı varsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanı adayı olması çok doğaldır. Ve bu Cumhurbaşkanı adaylığı işinin de yani öyle bir şey ki yani suni gündem, sürekli suni gündemlerle uğraşıyor Türkiye sevgili Atagündüz Kurşun. Yani ben onu izledim, şeyde izledim. Buket Aydın diye bir gazeteci Global TV'de. Ondan bundan kahkaha bekleyeceğine dediği isim o. Şimdi onu da söyleyeyim ben. Buket Aydın çok öncesi birçok insanlar hafızasını yoklarsa Afyonkarahisar'a geldi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı getirdi. Doğru mu Ertuğrul? Doğru. Afyonkarahisar Belediyesi Serkan Toper vardı. Şimdi MHP'li bir avukat. O bir de Habertürk'te bir moderatör sunucu vardı. Haberci. Anayasa değişikliğiyle ilgili. Evet. Daha hiçbir şey yokken daha. Anayasa değişikliği başlamadan önce. Hı hı. Yani bunu da buradan paylaşalım. Yani Afyonkarahisar Belediyesi bu üç kişiyi getirdi. RAM'da, RAM salonunda bir toplantı yapıldı. O toplantıda işte sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler vardı. Yani isimlerini burada dillendirmiyorum ama çok fazla gazeteci o toplantıda kendi düşüncelerini anlattı. Anayasa tamam. Cumhurbaşkanı daha doğrusu anayasa değişikliği konusundaki bakışlarını anlattı. Hı hı. Ve çok sıkıntılı bir toplantı oldu. Buket Aydın'dan bahsediyorum. Buket tamam. Aydın'ı daha sonra ara verildiğinde Buket Aydın dışarıda bizimle görüştüğümüzde işte Polat Yılmaz vardı, Dincay Duvar vardı bizimle görüşürken, ben vardım. Trump'ın Amerika Birleşik Devleti Başkanı olmasını çok istediğini, Trump'ın Amerika Birleşik Devleti Başkanı olmasıyla dünyadaki bütün dengelerin değişeceğini ve Türkiye'de de bu Türkiye'deki bu anayasa değişikliği sayesinde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok büyük destek verdiğini şahıs olarak yani doğrusunun da bu olduğunu falan şeklinde yani ayaküstü sohbetlerde de bunları da paylaşmıştı. Hı hı. Ama o gülme işi nereden çıktı? Yerel seçimler öncesi evet, evet. konuk aldı. Yine aynı zihniyetteki Buket Aydın kanalına çıktığında şey saydı, Kemal Kılıçdaroğlu saydı. İzmir'i alacağız dedi. İzmir zaten bizim dedi. İşte Ankara'yı tek alacağız dedi. İstanbul'u alacağız. Adana'yı saydı diğer büyük şehirleri. Ha, en sonunda da bunları sayarken, bu illeri sayarken Buket Aydın her il saydığında kahkaha atıyordu. Bursa'yı da alacağını söyledi. Yani o gülme, kahkaha işi de zaten biliyorum, oradan biliyorum, geldi. Biliyorum. Yani dedi ki, hayır biz izlemeyen dinleyenlerimizi hatırlatıyoruz. Mutlaka sen gazetecisin, sen bilirsin, takip ediyorsun çünkü. Ama böyle bir de dedi ki sizin kahkahalarınız uğurlu geliyor. Yani Bahçeli, Sayın Bahçeli Buket Aydın'a da gönderme yaptı. Dikkat ederseniz. Yani konuşması. Türkiye'deki siyaset böyle bir temelin üzerine oturmuş, böyle bir şeyin üzerinde gidiyor. Yok Cumhurbaşkanlığı seçimi, ya işte bir yaklaşık 10 gün şeyi konuştuk, 104 amiralı konuştuk, yok darbe yapmışlardı dedik. Ondan önce Anayasa Mahkemesi kapatılsın, Anayasa Mahkemesi Başkanı derhal istifa etsin denildi. Yani Türkiye her 10 günde bir, her hafta bir yeni bir gündeme oturuyor, gündem. Ama Türkiye'nin asıl meselesi bunlar değil. Biz de yani çok 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 fazla bu işlere... Seçim çağrın peki? Ya, sürekli Kılıçdaroğlu seçim falan olmaz. Yapıyor. Atagündüz Kurşun. Yani şu aşamada... Peki niye seçim, yani şu dönemde böyle şimdi sürekli seçim çağrıları yapılıyor? Siyasi parti liderleri kitleleri her an hazırda tutmak anlamında, örgüt sonuçta, örgütü sıcak tutmak anlamında seçim her an seçime hazırmış gibi, seçim varmış gibi hazırlamak zorundadır. Yani ama bunu, böyle yani 10 günde bir 15 günde böyle seçim çağrısı yapılıp durulmaz ki. Yani işte bu tercihtir, bu tercihtir. Onu söylüyorum. Asıl mesele Türkiye'nin önünde çok önemli iki tane konu var. Yani tamam dünyadaki ilişkileri işte biraz sonra konuşacağız. Karadeniz'deki muazzam ısınma tamam bunları aldık bir kenara. Ama Türkiye'nin iç siyasetinde
çok muazzam bir ekonomik kriz var. Yani 128 milyar dolar nerede? Açıklama yaptılar. Bugün TÜRMOP'tan benim de çok yakından tanıdığım DSP'de genel başkanlık ve bakanlık yapan Masum Türker'le Masum Türker. Bu konuda yani bu 128 milyar doların büyük bir kısmının altınlara gittiğini söyledi. Daha önceden de Nurettin Canikli'nin böyle bir açıklamaları var. Yani Türkiye'de insanlar, bak bir daha söylüyorum. Diyor ki Canikli, 128 milyar doların 36 milyar dolarıyla altın ithal edilmiştir. Bu altınlar Cumhuriyet altını, bilezik ve benzeri yatırım aracı olarak Türk halkının evindedir. 75 milyar doları Türkiye'deki bankalarda gerçek ve tüzel kişilerin hesaplarında durmaktadır diyor. Bunların yani devamında var. Evet, çok yok, uzun yok, bir saat, açıklama yaptı. 14 tane falan tweet attı Nurettin Canikli. 20. Ha, 20 mi olmuş? 20 tweet attı. Bu konuda uzman da bir isim. Yani Gelirler Genel Müdürlüğü'nden tanırım ben şeyi, Nurettin Canikli'yi de. Şeyi söylediği de çok ilginç. Bizim Masum Türker'in söylediği de. Şimdi Masum Türker hakikaten o Ecevit döneminde bakanlık yapmış. Ekonomi Bakanlığı yapmış. Hı hı. Bu konuda da yani söylediği sözlere güvenen, inanan bir insanım. Ben hem meslektaşım olarak hem siyasi gelişmesini de bildiğim bir insan. Bugün bir yaygın kanalda yaklaşık yarım saat falan konuştu. Yayına gelmeden önce ben de izleme şansı buldum. Böyle bir durumda var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Şu nerede, bu nerede, bunların hepsi. Ama bu ülkede tamam, bu para nereye gittiyse sorulacak, birileri de diyecek ki o paralar şurada. Yani açıklamalar yapılır, bundan sonra da yapılacaktır. Ama insanlar şu anda muazzam bir işsizlikle karşı karşıya, muazzam bir sıkıntı içerisinde sevgili Atagündüz Kurşun. Tamam. Ve bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan... Tamam, neden 128 milyar dolar üzerinden böyle işte, bir algı çalışması yürütülüyor? Yani işte olmayan bir para üzerinden... Şimdi deniliyor ki yani... Yani bu Türk para, ekonomisi mi hedef alınıyor? Hayır, bu CHP'nin amacı ne? Bu paralar Merkez Bankası'nın kasatında kalmış olsaydı şunlar yapılabilirdi, şu kadar insana iş verilebilirdi gibi siyasi bir açıklamadır bunlar. Yani karşı tarafında buna göre. Ama ben bugün çok ilginç bir şey daha gördüm. Kalifiyeli insanlar işsiz kalmıyor dedi. Kalifikasyon sorunu var dedi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gençlerle yaptığı toplantıda. Hı hı. Yani o zaman ben hani gazeteci bazen tersinden okumayı da sever bilirsin. Tersinden okuduğu zaman 10 milyon insan, işte benim tahminim 1 milyon aşkında bu Ramazan süresi içerisinde insanlar işsiz kalırsa 11 milyon insanın kalite sorunu mu var diye tersinden sormak lazım, düşünmek lazım. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Sonuç, çok da uzattım, farkındayım. Türkiye'nin salgın dışında, sağlık dışında ekonomik problemi çok fazla. Ve ekonomik problemlerine çözüm önerileri, ne yapılması lazım? Şimdi Meral Akşener konuşmasını siz, o bölüm yok herhalde. Diyor ki kısa çalışma deneyini 2021'in Aralık ayına kadar devam etmeniz lazım diyor. Yani bu bir öneridir. Hükümetin bu konuda, bir daha söylüyorum, şu süreç içerisinde ekonomik olarak bu iş yeri kapanan, iş yeri kapanmasından dolayı işletme sahibinin ötesinde işsiz kalan insanlara da bir çözüm olması lazım, bir şey söylemesi lazım. Yani siz bu durumdasınız, ben size atıyorum işte sigorta primlerini almayacağım 1 sene veya şu vergi taksitlerini, şu kredi taksitlerini öteleyemem lazım gibi. Hı hı. Böyle ekonomik sorunları çözecek meseleler halletmesi lazım. Şimdi neyi gördük biz? Bir şeyi gördük. Yani Afyonkarahisar'ı ve ilçelerini de buradaki insanlar da çok birebir ilgilendirdiği için kötü mü değil, yani hiç yoktan iyidir, bunun altını çizerek önce cümleme öyle başlayayım. Ne denildi? Patates ve soğan. Patates 85 kuruştan alınıyor, soğan bildiğim kadarıyla 75 kuruştan alıyor. Yani bu paralar Toprak Mahsulleri Ofisi kanalıyla bunlar alınacak, ne olacak? İhtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Tamam. Yani bir anlamda o çiftçinin yani deposunda, birçoğu zaten depoda şimdi o patateslerin. Hatta çürüme aşamasında, onu da söyleyeyim. Evet, yani doğru. Afyon patatesinin böyle bir özelliği var. Üreticiler de bunu söylüyor, evet, zaten yani. Evet. Yani çürüme aşamasında bir an evvel
Yani böyle bir şey yapılıyorsa işte asıl sorgulamamız gereken bu. Ya böyle bir şeyi yapacaksın. Niye bir ay öncesinden yapmadın? Yani bu patateslerin yarısı çöpe gitti. Yarısı da zaten 85 kuruşa satılacak. Yani yine söylüyorum, hiç yoktan iyidir. Ama şimdi bir ihtiyaç sahibinin evine de 20 liralık bir şey girmiş olacak. Altını çizerek söylüyorum, 20 liralık. 10 kilo patates, 5 kilo soğan 20 lira. Kötü bir şey mi yani? Hayır, iyi. Hiç yoktan iyidir. Ama bu yetmez diyorum. Atagündüz kurşun, bu hayır, yetmez. Hayır, tamam da yani her şey bir anda olacak diye bir şey yok ki değil mi Ertuğrul Sevim? Yani peyderpey olağanüstü günlerden geçiliyor. Yani sadece Türkiye değil, bütün dünya. Yeni yeni bir şeyler çıkıyor. Yeni yeni bir şeyler akıllara geliyor. İşte onun için 128 milyar nerede diye soruyor insanlar da. Siz ne diyorsunuz? Ertuğrul Sevim'in ekonomi bilgisi de estağfurullah. Şimdi iyidir. Bu 128 milyar dolarla ilgili Sayın Nurettin Canikli veya Masum Türker açıklama yapmadan önce Kanal 3'te ben de bir açıklamada bulunmuştum. Bu paraların işte neler olduğunu. Çünkü hazinede şöyle bir durum yok. Yani hazinenin birisi kapısını açıp 128 milyar doları aldı götürdü falan. Zaten 128 milyar dolar zaten nakit olarak da bulunmaz arkadaşlar. Böyle bir şey fiziken de mümkün değildir. Böyle bir dünya yok. Hazine bu paraları sattı. Çünkü döviz ihtiyacı olduğunda rezerv bu amaçla tutuluyor zaten. Rezerv döviz ihtiyacı olduğunda yurt dışından bulamıyorsa özel şirketler, kamu kuruluşları hazineye başvuruyorlar. Merkez Bankası bunlara o günkü kurdan dövizi veriyor. Ve Türkiye'nin 288 milyar dolardı özel sektör dış borcu. Bu 50 milyar dolar azaldı. Niye azaldı? Ödeme yaptı, yeni borçlanamadı. Bu parayı da TL olarak verdi, hazine hazineden dolar alarak aldı ve yurt dışına gönderdi. Ülke yurt dışından dövizi turizm yoluyla elde ediyordu. 30 milyar dolarlık bizim turizm gelirimiz vardı. Bu 9 milyar dolar gerçekleşti. 20 küsür milyar dolar gerçekleşemedi. Yani 2020 rakamını söylüyor, evet, doğru. Gerçekleşemedi. Beklenti 30 milyar, bu sonra sene de 30 milyar. Dünyada ihracatta bir daralma oldu. Türkiye ihracat da çok kötü olmamasına rağmen oradan da bir 15 milyar dolarlık bir eksik oluştu. Ve Türkiye bu dövizleri içeride ihtiyacı olanlara verdiğinde, altın aldığında karşılığında dövizlerini verdi ve swap anlaşmalar yaptı bazı ülkelerle. Hazinenin net stokuyla brüt stoku farklılaştı. Şimdi bu krizi öylelikle çözdü. Ama bu sene de aynı şekilde çözemeyiz. Çünkü buradaki şey bitti. Yani imkan bitti. Kredibilite bitti. Buradaki kredibilite bitti. Türkiye'nin acilen normal bir ekonomik modele dönebilmesi lazım. İşte pandemiyi niye tartıştık biz 1,5 saattir? Pandeminin bir tarafı sağlıktan ziyade ekonomik hayat. Tabii yani ki. Bizim Temmuz'da Türkiye'yi normalleştirmemiz lazım. 5.000, 6.000, 10.000 vaka sayılarına düşüp şu anda Rusya bize uçuşları durdurdu. Temmuz geç bile. Bir Haziran'a yani kadar Haziran'da yapmak evet. lazım. Haziran'da. Evet. Bir Haziran'a kadar bir durdurdu Haziran'da Rusya bizim, uçuşları. Bizim evet. Almanya'dan, Rusya'dan filan uçuşları açabilmemiz lazım. Çünkü bize oralardan turist geliyor. Ve bu yüzden turizm personeline aşı yaptırıyoruz. Bu yüzden vaka sayısını azaltmaya çalışıyoruz. Hı hı. Çünkü ülkenin stokları maalesef pandemiyle 3 yıl, 2 yıl mücadele edecek düzeyde değil. Yani Türkiye bu konuda %100 hazırlıklı yakalandı diyemeyiz. Mesela hastanelerimiz yeterliydi. Fakat işte aşımız yoktu. Çünkü dünyada hiç kimsenin aşısı yoktu. Aşı üreten 9 ülkeden biriyiz. Fakat daha neticede alamadık. Aldığımız neticenin de ne kadar başarılı olacağı da ayrı bir şüphe. Yani bilmiyoruz. Hı hı hı. Belki dünyanın en iyi aşısını bulacağız. Belki de aşımızın yetkisi de olmayacak. AstraZeneca'da görüyorsunuz yani birçok ülke acil evet. kullanım onayını da kaldırıyor. Çok önemli bir aşı olmasına rağmen. Türkiye'nin aşısı inşallah etkili olur, tesirli olur veya kabul gören bir aşı olur. Şimdi ekonomi çok önemli. Yani ekonomiyi yok sayamayız. Ekonomik hayatın bir kere normalleşmesi lazım. İnsanların çünkü gelirleri geçen yıl azaldı. Giderler de arttı. Birçok giderimiz de arttı. Artı Türkiye eğitimde çok ciddi bir sıkıntı yaşadı. Evet. Eğitimde bir yıldır üniversiteye insanlar gidemiyor. Şimdi bunlar geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler. Psikolojileri ayrı bir sorun, bilgileri ayrı bir sorun. Zaten 11 milyon işsiz var.
bu işsizlere artacağını da düşünüyorum. Bu ekonomik gidişatta ülkede işsiz sayısının azalacağını düşünmüyorum. Ülke bunu çözmek için bir ekonomik model arayışı içerisinde. İşte bildiğimiz bir tek yöntem var. İnşaat yapalım. Ondan sonra işte büyük projeler yapalım. Kanal İstanbul'u yapalım. 75 katrilyonluk bir proje. Oradan bir en azından bir büyüme, ekonomik büyüme elde edebilir miyiz? Doğrudur veya yanlıştır metod olarak. Ama devletin de elinde bu tür büyük bir aygıt yok. Yani çalıştırdığında ekonomiyi, yani kamu yatırımlarını artıracak. Bu Keynesçi bir yapıdır. Yani John Maynard Keynes'in yüzyıllar önce ortaya koyduğu işte ekonominin büyütmesi için kamu yatırımlarının artırılması yöntemidir. İngiliz iktisatçı. Türkiye uzun zamandır bu Keynesçi bir yapıyla ekonomisini büyütmeye çalışıyor. Kamu yatırımlarını artırıyor. Devlet yol yapıyor. Efendim devlet hastane yapıyor. Devlet havaalanını yapıyor. Devlet köprü yapıyor. Tartışılıyor. Lazım mıydı, değil miydi, başka yere harcansın. Fakat ekonomiyi... Devlet değil de devletin 5 tane gövde şirketi var. Onlar yapıyor yaptırıyor. Yani. Tabii ki devletin... Yani onu öyle demek lazım. Yani devlet yaptırıyor ama o şirketler yapıyor. Demek ki yapacak başka kimse yok. Yok. Yani tabii. Devletin... Şimdi bizim biliyorsunuz birinci köprüyü de... O şirketlere zamanında elde konulmuştu. Birinci köprüyü yabancılar yapmıştı. İkinci köprü herkese öyle. Şimdi üçüncü köprüyü en azından yerli firmalar yapıyor. Bu yerli firmalar bir de dünyada da müteahhitlik hizmetleri de yapıyor. Ve Türkiye'de 30 milyar dolarlık bir müteahhitlik hizmetleri de getiriyor bizim firmalarımız. Bu 5 firmadan hariç diğer firmalarla beraber Türk müteahhitlik sektörü Türkiye'nin önemli bir döviz kapısıdır. Şimdi böylelikle bir ekonomide yapılanmaya gitmek istiyor AK Parti. Çünkü ekonomiyi düzeltemezse AK Parti'nin burada kalması imkansız. Yani duramaz. Bu kadar işsiz, işte emeklilikte yaşa takılanlar, genç işsizlik, gelirleri düşmüş insanlar, enflasyon altında gelirleri azalmış halk yığınları mutlaka bir tepki gösterirler. Hükümet daha öncesinden bu tür şeyleri düzeltti. Türkiye'nin 50 milyar dolardı döviz rezervli, 100 küsür milyar doları çıkartan da yine bu hükümettir. Türkiye'deki milli geliri büyüten de bu hükümettir. Gayri safi milli hasılayı da büyüten bu hükümettir. Bunun döneminde küçüldü, yeniden de büyütmesi gerekiyor. Büyütemezse eğer hiç kimseye de bir şey izah edemez. Şimdi partilerin grup toplantılarına gelince Sayın Devlet Bahçeli'ninkini de dinledik, Kemal Bey'inkini de dinledik. Böyle farklı farklı bir üsluplar değil mi? Şimdi bunu bir edebiyat çevirirseniz bu metinleri, tamamını tabii burada kestiğiniz kısımlar belki yeterli olmayabilir. Hangisinin ciddi bir edebi bir metin manzume olduğunu araştırın derseniz içerisinde benzetmeler, efendim söz sanatları, kullanılan deyimler bakımından zenginlik olan herhalde Devlet Bahçeli'ninki kadar. Yani ciddi bir ekip tarafından hazırlandığı belli. Orada çok ciddi eleştiriler yapıyor ve bunları Türkçenin içerisindeki deyimlerle ondan sonra harmanlıyor. Ve orada tabii çok espiritüel şeyler de çıkıyor. Tabii bunları hakaret olarak da algılayabilirsiniz. Bir siyasi eleştiri olarak da algılayabilirsiniz. Ve Kemal Bey'e sürekli olarak Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istediğini söylüyor. Yani bunu herkes bilir ki Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet İttifakı'nın seçmenlerine kimi Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek istiyorsanız derseniz Kemal Kılıçdaroğlu 7. falan çıkar. Çünkü o cenahın Cumhurbaşkanları adayları içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu yok. Niye? Kemal Bey'in böyle bir ülkeyi yönetme, orada efendim... Düşüncesi yok. Daha öncesinden de söylüyor. Oyunu kuran kişi olarak gözüküyor. Onu da iyi yapıyor. Yani adayları bulan, onları arkadan geri besleyen, ondan sonra... İsmail Akar gülmeye başladı. Kişi olarak görülüyor. O yüzden onu zorluyorlar. Yani sen aday ol diye. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi liderinin Cumhurbaşkanı aday olacağını düşünmüyorum. Muhalefetin de, yani daha doğrusu ona muhalif olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onu adaylığa zorlayarak bir koz elde etmek istiyorlar. Yani çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada aday ederseniz işte İyi Parti seçmeni olsun, diğer sağ seçmenden oy almasının daha zor olacağını düşünüyorlar. Oraya daha sağ tandanslı, işte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, işte geçmişin Anavatan Partisi'nde filan siyaset yapmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi, daha genç, dinamik söylemleriyle işte hem dini hem milli
kesimlere hitap edebilen bir aday profili beklentisi var Millet İttifakı cephesinde. MHP ve AK Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nu o alana sokmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu da bunu bilerek kendi üzerinden tartışılmasında beis görmüyor. Çünkü bir başka adaylar tartışırsa onlar yıpranacak. Diyor evet. ki siz benle uğraşa koyun, ben arkadan birisini hazırlayacağım ve sizin tartışmadığınız bir ismi son işte hop, getirip koyacağım diyor. Bence iyi bir taktiktir bu. Yani keşke bugün katılıyor musunuz? MHP ve AK Parti olası adayın üzerinde tartışma yapsa. Onlar da bulamadığı için CHP liderine boyuna bu alana çekmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir metot değil MHP ve AK Parti açısından. Çünkü siz Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde konuşursunuz, o gider başkasını getirir. Bu sefer sizin onu eleştirme şeyiniz de azalır. Siyasetin gereği bu herhalde. Ve dediğiniz adam da aday olmamış olur. Yani evet, ben İsmail Kemal Bey'in bu konuda ciddi bir oyun kurucu olduğunu düşünüyorum. Burada okları kendi üzerine çekerek yarın çıkartacağı adayı daha güçlü çıkartma. Cambaza bak oyunu gibi mi? Gibi yapıyor yani bence. Hadi bir cümle, 15 dakikamız kalmış şu Karadeniz. Bir cümleyle olmaz bu iş. Karadeniz'de konuşacağız. Hayır, Karadeniz'i yine konuşuruz Karadeniz'i de ama yani. Tamam peki. Tamam birkaç cümle. Onu şöyle anlatacağım. Yani bir cümleyle olmaz dediğim şey o. Tamam. Ertuğrul Sevim hatırlar. Bundan önceki konuşmalarımızda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı işinde Ekrem İmamoğlu ismini Türkiye'de ilk defa burada söyleyen benim. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak dedi. Dedim. Seçimi alacak dedim. Olmadı, ilk seçimi aldı. Yetmedi, kabul etmedi. İkinci seçimde de dedim ki çok büyük fark atarak bu seçimi de alacak dedim. Aynı Buket Aydın'ın olduğu gibi buradaki arkadaşlar gülmüştü bana ama seçim alındı. Ben Ekrem İmamoğlu'nun kazanamayacağını falan söylemedim. Hayır, ben kazanamayacağım demedim ben. Diğer arkadaş yani. Diğer arkadaşlar. Neyse. Ben 500 bin üzerine farkı iddiaya girdiğim tespitlidir. Yani 500 binden fazla fark olacağını kendi çevremde iddiaya girmiştim. Yani bu Ekrem İmamoğlu'nu burada ilk dillendiren, yani altını imzalayarak söylüyorum. Şimdi de aynı şeyi dikkatlice dinlesin izleyenler. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimi ve daha zaman var. Ama Türkiye'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil, Ekrem İmamoğlu değil, Mansur Yavaş değil, İlhan Kesici hiç değil. Çok farklı bir isim. Çok farklı bir isim. Aynen. Olacak. Yani katılıyorum. Tamam. Her türlü söylediğine. Sağdan da oy alabilecek, HDP'den de oy alabilecek. Var mı isim? Çok farklı. Bilmiyorum. Yani bir iki tane isim var ama şimdi yani. Hayır, bu şimdi yani şey sen yapamayız. Onu 6 ay önce söyle. Öyle mi? Tabii. Daha çok erken. Daha çok erken. Ha, yani o ama bu isimlerin olmayacağını düşünüyorum. Bunu bu şekilde cevaplayalım. Arkasından da iktidarla ilgili iki cümle söyleyeceğim. İktidarlar tercih yapar sevgili Atagündüz Kurşun. Ertuğrul Sevim çok güzel özetledi. Diyor ki iktidar yatırım yapacak diyor. Büyük projeler yapacak diyor. Büyük projeleri yapar. Büyük projeleri kimler yapar? Sermaye yapar. İnşaat dedi. Doğru. İnşaat. Bütün şeyi betona gömdük paraları. O da tamam. İnşaat ama, şirketlerine geliyor yavaş. Hayır, inşaat şirketlerine. Zaten geldim de başka bir şey söylüyorum. Hiç çıkmıyoruz oradan. Ama şunu da izleyenler bilsin. Lütfen tamam. Yani. Tamam, şimdi tamam. Emekçinin borçları çatır çatır faize alınırken emeğiyle geçinen insanlar yarı aç, yarı tok yaşamaya devam ederken bu ülkede büyük sermayenin, şirketlerinin vergi borçları silindi. Ve onlara trilyonlarca şey aktarıldı. Yani iktidarın tercihi sermayeden yana olduğundan dolayı sermayeden tarafı yer alır. Emekten yana olduğumuz zaman da böyle bir iktidar olursa da emekten yana olur. Benim söylediğim iş budur. Evet. Anketler hazırmış. Onları da bir ekrana verebilirsek arkadaşlar, program bitmeden bir 10 dakikamız falan kaldı herhalde yanılmıyorsam.
Anket sonuçlarını bir görelim. Sonra da kısmi kısıtlamaların 14 gün içinde vaka sayılarını azaltacağını düşünüyor musunuz dedik. %48 oranında vakalar azalır diyor. Etkisi olmaz. %27. Vaka sayıları aynı kalır. %25. Yani yarısı oranında vakaların yani azalacağını. Mantıken bir hata yapmış olabilir miyiz? Yani aynı kararla etkisi olmaz. Hemen hemen aynı cevaplar gibi geliyor bana. Yani 27, 25 de 52. Ama artar da demiş o. Artar diyor yani. Artar da. Artar ve aynı kalır. Ya, şey yani. Yani yarısı azalır demiş, yarısı aynı kalır demiş evet. gibi olur ama. Hata yapmış olabilir miyiz? Yani yok. Teknik analiz anlamında soruyorum. Diğer, yani. Diğer soruda Karadeniz'de yarısı... Rusya ve Ukrayna arasında gerginlikte bir savaş tehlikesi görüyor musunuz dedik. %74 oranında savaş çıkmaz diyor. Yani çok ezici bir fark var. Ben de öyle düşünüyorum. Yani kesinlikle. Anketler doğru ya. Anketler evet. yani. Değil mi? Ankete katılan denekler Türkiye'nin hakikaten ortalamasıyla aynı. Yani sizi tebrik ediyorum. Çok ciddi bir anket çalışması yapıyorsunuz. Bu Türkiye'de. Peki ne oluyor o zaman Karadeniz'de? Şimdi 10 dakikamız falan kaldı. Onunla da konuşalım, bitirelim. Ben onu söyleyeyim hemen çünkü şey değil. Ben geçen hafta Ertuğrul Sevim olmadığından dolayı Karadeniz ile ilgili çok geniş açıklamalar yaptım. Hı hı. Siz de hatırlarsınız işte ısınıyor dedim ilk başlangıçta. İşte siz de şeye de sordunuz hatta bizim konuğumuz Gültekin Uysal'a. Gültekin Uysal'a da sordu. O da kendi bakış açısına değerlendirmeler yaptı. Hı hı. Yani aynı benzeri tahlilleri tekrar yapmamın bir anlamı yok. Bir güç gösterisi mi yapılıyor? Hayır, bu bölümü Ertuğrul tamamlasın diye. Onun için söylüyorum. Ertuğrul Sevim yani bir güç gösterisi mi yapılıyor? Şimdi bu Karadeniz'deki olayları Biden sonrası ABD'nin dünyadaki yeni siyasi paradigması olarak görüyorum ben. Hı hı. Biden Rusya'ya kesin olarak bir tavırla seçildi. Biliyorsunuz Trump'ı Rusların desteklediği bir önceki seçimden beri tartışılan bir konu. Ve Biden geldiğinde Putin'e katil dedi. Bunun bedelini ödeyecek dedi. Evet. Ama Putin'in verdiği cevabı da hatırlatmak yarar lazım. O da tabii sen sağlıklı düşünmüyorsun dedi. Yaşlılığından gönderme yaptı ama tabii bu ironik bir şey. Çünkü ABD'nin bir söylemidir. O Biden'ın söylemi değil. Hı hı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Karadeniz'de gücü yok. Yani dünyanın bütün denizlerine hakim ama Karadeniz'e hakim olamıyor. Bunun sebebi Montreux. Beni sevindiren olay geçtiğimiz hafta içerisinde Montreux'un kırmızı çizgimiz olduğunu hem Cumhurbaşkanı hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı hem zaten diğer partilerde Montreux'un delinmemesi konusunda zaten hiç tartışmasızlar. Ve burada net bir şey var. Montreux Türkiye'de bütün siyasi partiler için değiştirilmesi düşünülmeyen bir anlaşma. Öyle geri çekilmesi falan yok. Evet. Montreux sayesinde Karadeniz ABD'nin bir savaş alanı olmaktan çıkıyor. Çünkü 21 günlüğüne bir gemiyi gönderebilir ancak 21 gün sonra da geri çekmek zorunda. Fakat orada kendine yakın kıyıdaş ülkelerden bir üs oluşturursa ki Ukrayna buna teşne bir yer. Biliyorsunuz Ukrayna'yı şöyle düşünmek lazım. ABD bu bölgedeki birçok ülkeye daldı 2000'li yıllarda. İşte Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra. Gürcistan'a gitti destekledi. İşte Turuncu Devrim 2002-2004'te Ukrayna'da bir devrim yaptırdı. Soros'un desteklediği bu tür devrimleri hepimiz biliyoruz. Zaten diğer ülkeleri NATO'ya alma eğilimiyle burada Karadeniz'de kendine yakın güçlerle Rusya'yı sıkıştırmak istiyor. Rusya da gücünü bulduğu zaman bir Osetya'da Gürcistan'a haddini bildirdi ve orada üstünlüğü ele aldı. Ukrayna'da da 2004'teki Turuncu Devrim'de Yanukovic Rusya'ya yakın adaydı. O kaybetti. Fakat yeniden onu 2010'da göreve getirdiler. Fakat işte ekonomik şartları zorlayarak Yanukovic orada el çektirildi görevden. Yine ABD'ye yakın, Avrupa'ya yakın. Şimdi en son bu Zelenski yönetime geldi.
Rusya Ukrayna'ya çok önem veriyor. Çünkü Ukrayna olmadığı zaman Rusya Doğu Avrupa'ya, batıya doğru açılamaz. Neden o yıl bu yıl peki? Yani bugüne kadar hep işte barış müzakereleri sürdü, ufak tefek şimdi, çatışmalar oldu bölgede vesaire ama uluslararası, neden şimdi bu yıl işte askeri yığınak yapmaya başladı? Uluslararası ilişkileri incelemek için tabii diplomatik düzeyde olmasa da çok ciddi manada o konular yapmamız lazım, anlaşmaları bilmemiz lazım. 1 Nisan'da ateşkes bitti orada. 1 Nisan'a kadar o Donetsk bölgesinde bir ateşkes vardı. Rusya 1 Nisan'dan sonra ateşkesi uzatmadı. Oraya yığınak yapmaya başladı. Evet. Aslında Amerika'ya orada bir şey yapıyor. Gözdağı mı? Gözdağı veriyor. ABD'nin orada tepkisini. Yani ben güçlüyüm, ben buradayım diyor. Sen ne yapabileceksin onu görelim diyor. Çünkü biliyor ki onlar da savaş gemisi gönderiyor işte gönderiyorlar şimdi. Gönderiyorlar ama sonuçta sulh olacak. Yani sulh olacak, birileri araya girecek. Ve Türkiye'yi sıkıştırma projesidir. Bakın bunların hepsi. Evet, neden onu soracağım. Türkiye'yi sıkıştıracaklar. Yani Karadeniz'de bir Rus-ABD, Rus-Ukrayna savaşında Türkiye hangi tarafta olacağı konusunda çok sıkıntı yaşar. Bizim Ruslarla ilişkilerimiz iyi şu anda. Ama Ukrayna'ya net destek veriyoruz, işbirliği yapıyoruz. Kırım'ı kabul etmiyoruz. Rus cüzdanıyla şey başladı ya, kimlik kartıyla. Kırım'ın ilhakını kabul etmiyoruz. Ve Ukrayna ile çok ciddi ilişkilerimiz var. Burada Rusya ile karşı karşıyayız. Ama savaş olsa, savaşla da karşı karşıya kalsak, bu sefer bizim Birinci Dünya Savaşı'nda başımıza gelenler olur ve çok ciddi sıkıntılar yaşarız. O zaman da biliyorsunuz iki tane gemi bizden geçti, Rus limanlarını bombaladılar ve Türkiye otomatikman savaşın bir şekilde içine girmiş oldu. Ve bunun bedelini de çok ağır bir şekilde ödedik. Karadeniz bir barış denizi olarak kaldığı zaman bizim enerji politikalarımız için de çok önemli. Karadeniz'de de gaz var, biz bulduk orada. Daha evet, değişik alanlarda da buluyoruz. Burada bir huzur var, ABD burayı kaşıyor. ABD şeyi sürekli kaşıyor. Ukrayna 2 milyar dolarlık askeri yardımda bulundu. Ve net olarak size söyleyeyim, Rusya size saldırırsa kesinlikle destek olacağız diye de söz vermişler. Yani Ukrayna'yı kaşıyor orada ama Rusya da diyor ki eğer diyor burada diyor bir çatışma olursa diyor Ukrayna'yı diyor tarihten sileriz diyor. Onlar da karşılarında bu kadar ağır bir cevap veriyorlar. Türkiye burada ara bulucu olarak tansiyonu düşürmek istiyor. Çünkü buraya düşen bir ateş tabii ki başımıza çok büyük felaketler. Etrafımız, her tarafımız ateş çemberi zaten. Yani Ege'si öyle, tabii. Kıbrıs'ı, Akdeniz'i öyle. Evet. Diğer tarafta Irak, Suriye'si. Ama Rusya bu hamleye kaşıyan taraflardan birisi Rusya. Şimdi Rusya sürekli olarak ABD biliyorsunuz Ermenistan'a da destek verdi. Avrupa Birliği ile beraber. Orada bir kafasına vurdu Türkiye ile beraber, Azerbaycan'la beraber. Karabağ'ı elinden aldırttırdı Ermenilere. Çekildi. Dedi ki benim karşımdaysanız ben de sizin karşınızda olanla beraberim dedi. Gürcistan'da zaten daha önce Osetiyi işgal etmişti. Ukrayna ABD yanlısı, Batı yanlısı yönetimin eline geçince gitti. Kırım'ı ilhak etti ve 2,5 milyon Ukraynalıyı şu anda rehin olarak tutuyor aslında. Ve orada da bu bölgede de yine askeri yığınak yapıyor. Ateşkesi delmeye çalışıyor. Rusya da diyor ki ben Karadeniz'de ki bu ABD'nin yapmaya çalıştığı, işte NATO'yu devreye sokarak Rusya'yı sıkıştırmaya kalktığı bir operasyonu gözüm kapalı bekleyemem diyor. Savaşacaksanız buradayım diyor şu anda. Evet. Burada en önemli şey Türkiye'ye düşüyor. Türkiye acilen buradaki tansiyonu düşürmek için iki tarafta diplomatik temaslara zorunda devam etmesi yapmazsak gerekiyor. Eğer Karadeniz'de ısınan hava Türkiye'ye kaynayacak. Tabii Türkiye'ye Doğu Akdeniz'den de daha büyük felaket olur. Rusya ile bizim karşı karşıya gelmemiz, ABD'nin orada bir silahlı güç olarak Avrupa Birliği ile beraber Rusya'ya yukarı tükürsek bıyık, aşağı tükürsek enerji politikaları sakal tamamen değişir, enerji fiyatları değişir. Birçok problem yaşanabilir. O yüzden burada Türkiye Ukrayna ile görüşerek bunu bir şekilde sulh, yani Rusya'nın geri adım atacağını çok düşünmüyorum ama en azından yerinde kalarak bu işi soğutmalarını gerektiğini düşünüyorum. Yoksa Karadeniz'deki ısınan
bu su kaynar, su kaynarsa ateşi bizde yakar. Bir şey söyleyeyim. Bir dakikamız var, hemen Amerika toparlayalım, bitireceğiz programı. Her başkan değişince benzeri davranışlar olur. Böyle bir atraksiyonlar falan. Olur. İşte Baba Bush, Bush, Obama, Trump ve şimdi de Biden. Hı-hı. Yani ama şu da çok derttir. Yaklaşık 20 yıldır Amerika Birleşik Devletleri dünyada girdiği bütün savaşları kaybetmiştir. Hı-hı. Türkiye'nin en büyük sıkıntısı şu. Gecenin belki de özeti bu. Füzelerden dolayı hem Amerika hem Rusya ile daha önceki pozisyonlarımızda hatırladığımız zaman, hı hı, Türkiye bir şekilde kapana kısılmaya çalışılıyor. Yani bu kuşatılmaya çalışılıyor. Dış politikada Türkiye'nin çok akıllıca hareket ederek bu konudan sıyrılması lazım. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin öyle savaşı ilan etmesi, bilmem ne etmesini de ben beklemiyorum, ummuyorum. Teşekkür ediyoruz Ertuğrul Sevim, İsmail Akar. Evet sevgili seyirciler, bir haber vadisinin daha sonuna geldik. 2,5 saat boyunca gündeme dair ne varsa paylaşmaya çalıştık kıymetli yorumcularımızla birlikte. Haftaya yine aynı saatte, saat 21.30'da farklı konu başlıklarıyla karşınızda olabilmek dileğiyle diyoruz. İyi geceler efendim, hoşçakalın.